30 Kasım 2018 Cuma 100.8 Ulusal Radyo frekansına ve ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hemen gündemde neler var onun ayrıntılarıyla başlayalım. Bugün sizler için neleri takip edeceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde, Arjantin'de G20 zirvesi çerçevesinde buradaki temasları ve yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek notlar arasında. Ekonomide Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. Cari açığın en önemli kalemlerinden bir tanesi olan bu dış ticaret istatistikleri verileri de nasıl bir tablo içinde olacağımızı ve yılı nasıl kapatacağımıza ilişkin önemli bir izlenim ve veri bize sunacaktır. Dünyada diplomaside Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. Kaşıkçı cinayetine ilişkin ayrıntılar da yine takip edilen notlar arasında olacak. Ve aynı zamanda güncel olarak da FETÖ davaları yakından takip ettiğimiz sıcak gündem başlıkları arasında. Tarihte bugün neler oldu? 30 Kasım gündemine neler yansıdı ve sizler için neleri seçmişiz? 30 Kasım 1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldı. 30 Kasım 1990'da Büyük Zonguldak Madenci grevi başladı. Maden İş Başkanı Şemsi Denizer'in öncülük ettiği ve Türkiye'yi sarsan eyleme yaklaşık 43 bin işçi katılmıştı. Grev uzlaşıyla bitti. 30 Kasım 2009'da yönetmen Ahmet Uluçay hayatını kaybetti. 2012 30 Kasım'ında TKP'nin emektarlarından Şahabettin Bakırsan hayatını kaybetti. Ve 30 Kasım 2016'da tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Tosun 53 yaşında İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Tosun sinema oyuncusu Necdet Tosun'un da oğluydu. Bu da tarihteki notlar arasında yer alıyor. Son 24 saatte hangi gelişmeler yaşandı ve bunlar için bu bizim objektifimize yansıyan başlıklarda neler var ona bakalım. Arjantin'de G20 zirvesi. G20 zirvesi sürecinde liderlerin görüşme trafiği oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22'de Amerika Başkanı Trump'la G20 başladıktan bir gün sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşacak. Putin aynı gün Trump'la görüşecek. G20'de özellikle ekonomi gündemi ön plana çıkacak. Türkiye zirvede serbest ticaret vurgusu yapacak. Milyonların beklediği asgari ücret tespit komisyonunun 6 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi sokağın nabzında yurttaşları 2019'a ilişkin asgari ücretin ne kadar olmasını istediklerine ilişkin gelişmeler yakından takip ettiğimiz notlar arasındaydı. Asgari ücret görüşmelerine çok kısa bir süre kala da krizin faturasının kesildiği emekçiler ayakta. İstanbul Avcılar'daki Grip'in ilaç fabrikası çalışanları işverenle zam oranında anlaşamadı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan petrol işe bağlı işçiler fabrikada grev pankartı astı. Ankara'nın göbeğinde TOKİ inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamadıkları için eyleme başladı. Yaklaşık 800 işçiyi temsilen 15 işçinin başlattığı eylem 8. gününe girdi. Alacakları için TOKİ'ye çağrı yapan işçiler, taşeron firmalar devletten para alıyorlar ancak işçinin parasını ödemiyorlar haykırışını ortaya koydular değerli dinleyiciler. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tıbbi gaz dolum tesisinde de patlama meydana geldi. Tankere oksijen dolumu sırasında meydana giren patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Evet, iş kazaları Türkiye'nin gündeminde. İhmal, hata, denetim eksikliği zincirlerine bağlı bir de taşeronlaşma süreci eklenince iş kazaları kaçınılmaz hale geldi. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nda peş peşe yaşanan iki üzücü kaza sonrasında bu konu yeniden ulusal kanalın objektifine girdi. Ve Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze viyadüğündeki çalışmalarda çöken duvar maalesef 3 işçimizin canına mal oldu. Yaşanan kazaların sıklığıyla ilgili ulusal kanala konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, projeler kısa sürede bitirilmesi için taşeron şirkete veriliyor ve iş güvenliği kuralları ihmal ediliyor dedi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer'de yol çöktü. İdo ve Budo seferleri iptal oldu. Hava trafiği aksadı. Sağanak kar yağışı yurt genelinde etkili oldu. Susma sustukça elektrik gidecek sloganı atıldı. Bu slogan Şanlıurfalı vatandaşlara ait. Elektrik şirketi DEDAŞ'ın kesintilerine tepki göstermek için eylem yaptılar. Şanlıurfalılar eylemde bir de tabut taşıdı.
Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerde aday hareketliliği sürüyor. AKP ve MHP cephesinde gözler İstanbul adaylığı için adı geçen Binali Yıldırım'a çevrilmiş durumda. CHP'de ise aralığın ilk haftasında açıklanacak adaylar merak konusu. Aynı hafta içinde İYİ Parti ile kurulması muhtemel. İttifakın da netleşmesi bekleniyor. Siyasi cephedeki sıcak gündemde bu konuya bağlı gelişiyor. Yerel seçimler yaklaşırken MHP'li iki belediyenin 2017 yılı bütçesinde yaptığı usulsüzlüklerin dosyası açılıyor. Osmaniye'de 6 belediye çalışanının hak etmediği halde yaklaşık 245 bin lira fazla mesai ücreti aldığı belirlendi. Isparta Belediyesi'nin ise eğlence hizmeti sunan işletmelerden gerekenden daha düşük vergi tahsilatı yaptığı tespit edildi. Her iki belediyeye ait verilerin yer aldığı Sayıştay raporlarında Ulusal Kanal ulaştı. Gürkan Demir'in çarpıcı haber serisi Ulusal Kanal ekranlarında devam ediyor. TC ibaresinin kamu kurumlarının tabelalarından yeniden yazılması teklifi mecliste reddedildi. İYİ Parti tarafından sunulan teklifi CHP destekledi, AKP reddetti. MHP ve HDP ise çekimser kaldı. MHP ve AKP'nin tavrına meclisten tepkiler gecikmedi. Terör hedefleri bir kez daha vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin, Basyan, Gara, Haftenin ve Metina bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İstanbul'da helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Aileleri teselli eden Akar, askerlerin son dakikaya kadar kahramanlık gösterip faciayı önlediğini söyledi. Türkiye, Rusya ve İran arasında 11. Astana toplantısı sona erdi. Kapanış bildirisinde ismi verilmeden Amerika'nın politikaları eleştirildi. Terörle mücadele bahanesiyle Suriye'de terör devletinin kurulmasına karşı ortak tavır sergileneceği ifade edildi. Amerika Savunma Bakanlığı'nın Kore'ye sunduğu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin değerlendirildiği raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda S-400 alımında Amerika'yı dinlemeyen Türkiye için ambargonun daha fazla genişleyeceği ifade edildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı gelecek hafta Suriye'ye gidecek. Bu ziyaret 4 yıl sonra bir ilk olacak. Ankara İngiliz Mahkemesi'nin FETÖ'cüleri iade etmemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Dışişlerinden yapılan açıklamada FETÖ üyeleri bir an önce iade edilmeli uyarısı yapıldı. ABD yönetimi Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan'a verdiği desteği sonlandırma kararı aldı. Karar Senato'da onaylandı. Verilen kararda Kaşıkçı cinayetinin büyük rol oynadığı ifade ediliyor. Venezuela Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Carlo Berto, Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir seminer verdi. Bolivarcı devrimde kadının rolü hakkında konuşan Venezuelalı bakan, kadınlar ekonominin omurgası görevini görürler dedi. Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta önce suyun rengi siyaha döndü, ardından toplu balık ölümleri meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailesinin kayıp parçalarına kavuşan Çingene kızı için de Gaziantep'te heyecanlı çalışma başladı. Mozaikleri birleştirmek için titizlikle yürütülen çalışmaların 8 Aralık'ta tamamlanması bekleniyor. İşte yurtta ve dünyadan objektifimize yansıyan başlıklar da bu çerçevede yer almış oldu. Evet, G20 zirvesi dedik. G20 zirvesinde Arjantin'de liderler toplanıyor. Arjantin'de gerçekleşecek bu önemli zirvede ikili ve bölgesel temaslar masada olacak. Ekonomi ana gündem başlıkları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Amerika Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği temaslar da yakından izlenen notlar arasında olacak. Gözler G20 zirvesinde liderlerin kameralara vereceği pozlar bile şimdiden merak ediliyor. Kim kimle görüşecek? İkili görüşmelerde masaya hangi konular yatırılacak? Arjantin'deki G20 toplantıları yarın başlayacak. Geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 öncesi havalimanında konuştu. Arjantin'deki toplantıda vereceği mesajları açıkladı. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Özellikle serbest ticaret vurgusu yaptı Erdoğan. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'de 19 ülkeye karşı bazı konularda Washington yalnız konumda. Özellikle İran yaptırımları konusunda Amerika'ya G20'den bir kez daha mesaj verilecek. Dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle küresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız.
Başkent Buenos Aires'te görüşme trafiği adeta baş döndürecek. Pek çok ikili görüşme de gerçekleştireceğiz. Erdoğan önce Amerikan Başkanı Donald Trump'la buluşacak. Münbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de Sayın Trump'la Arjantin'de görüşmemiz olacak. İkilinin Fırat'ın doğusundaki durumu da görüşmesi bekleniyor. Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de cumartesi günü bir araya gelecek. Erdoğan'la Putin geçtiğimiz gün telefonda görüşmüştü. Amerika'ya mesaj niteliğinde bir görüşme olmuştu. O telefonda değindi Erdoğan, Washington'ın tepkisini çeken S-400 konusuna. Yerli parayla yapılacak S-400 alım satımında teslimat tarihini bir kez daha vurguladı. 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak. Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde Putin ve Trump da baş başa bir toplantı yapacak. Bu görüşme 1 Aralık'ta Türkiye saatiyle 17.30'da olacak. Evet, sabah saatlerinde İstanbul biraz erken uyandı. Saat 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi illerde hissedildi. Paniğe neden olan depremle ilgili çeşitli öğretim üyelerinden konuyla ilgili uzmanların açıklamaları yansıdı. 4.1 ve bu kadar neden hissedildi sorusu ve elbette mevcutta beklenen Marmara depremini tetikler mi tetiklemez mi soruları sabahın gündem başlıkları arasında yer aldı. Erken saatler itibariyle sosyal medyada da çokça konuşuldu. İTÜ öğretim üyesi Profesör Okan Tüysüz, İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde, ancak önemli olan depreme hazır olmak, deprem herhangi bir zamanda olabilir uyarısını yaptı. Dün de Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın açıklamaları sonrasında, bugün yine yaşanan bu sabah saatlerindeki deprem sonrasında ve hissedilmesi çok fazla olunca tabii gündemin ön planına çıktı. Aslında 4.1 yerin daha alt yerlerinde olsaydı demek ki çok fazla aslında göze batmazdı, ama yani Marmara bölgesinde bu kadar bina yığınının olduğu yerde aynı zamanda yüzeye yakın bir 4.1 deprem oluyorsa bunu da hissediyorsunuz. Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktiğinin işareti şeklinde Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın açıklaması söz konusu. Marmara bölgesinde birçok kişi güne depremle uyandı. Saat 5.36'da Yalova Çınarcık merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi'nin 4.3 olarak açıkladığı ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. Bu çerçevede de tabii hemen gözler uzmanlara çevrildi. Ahmet Ercan'ın yorumu, 99 Gölcük depremiyle kırılan fay hattını örneklemlendirdi Ahmet Ercan. Ve bu çerçevede özellikle uzmanlardan beklenen yanıtlardan en önemlisi kuşkusuz bu mevcut Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği meselesiydi. Sabah saatleri itibariyle kamuoyuna ve medyaya konuşan uzmanların bu çerçevede Marmara depremini tetiklemesi gibi bir süreçle ilgili olmadığını, ancak bir bölgede enerjinin biriktiğine ilişkin çalışma olduğunu ifade ediyorlar. En azından genel itibariyle sabah saatlerinde gördüğümüz yorum bu çerçevedeydi. Evet, Ahmet Ercan bunun dışında diğer bir konuysa diyor, Gölcük'ten başlayıp 180 kilometrelik kırarak gittiği Karamürsel'i kırdı, Çiftlikköy'ü kırdı. Bir diğer kolda Çınarcık üzerinden Esenköy'e doğru ilerledi. Daha ötesine gitmiş olsa İmralı Adası'na gidip oradan da Bandırma'ya ulaşması gerekiyordu. Tam orada kaldı, kabuğu kıramadı daha fazla. Böyle durumlarda gerginlik kırığın uç noktalarında birikmeye başlar yorumu var. Ahmet Ercan burayı tekrar kırması için biriktirmesi gereken gücü 6 milyar gigaton olarak açıklıyor. Şimdi bu gücü biriktirirken depremcikler olmaya başlıyor. Bu depremciklerden birisi de bugün olan 4.1 büyüklüğündeki deprem. Kuzey Anadolu'nun kırığının güney kolundan olmuştur. Burada şu şüphe uyandırıyor şu anda. Peki beklenen İstanbul depremi diye ağızda sakız edinen deprem İstanbul üzerinde mi olacak, yoksa İmralı'nın üzerinde mi olacak diye bir kuşku yaratıyor. Eğer beklenen deprem Çınarcık Gemlik Körfezi'nin olacağı yerde olursa 6.4-6.7 arasında değişebilir deniliyor. Gerginliği biriktirdiğinin işareti diye
analizini sürdürmüş Ahmet Ercan. O depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktiğinin işaretidir bu. Şu anda orada bir gerginlik boşalması vardır. Şu anda Marmara çok büyük bir depreme yapacak bir gerginlik biriktirmesi yapmış mıdır? Bana göre şu an yapmamıştır. Onun için bir süre daha beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum şeklindeki yorumu var. Yine uzmanlardan bir diğeri İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Okan Tüysüz. Bu bölge biliyorsunuz çok sayıda deprem üreten faylardan oluşuyor. 99 depremi bunun hemen doğusunda meydana gelmiştir. Büyüklükleri Avrupa Sismolojik Birliği tarafından 4, AFAD olarak 4.1, Kandili tarafından 4.3 olarak veriliyor. Olan deprem, karada olan bir deprem, bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir. Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, hemen arkasından artçıları olacak mı, küçülerek sonlanacak mı, buna bakacağız. Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor. Deprem neden şiddetli şekilde hissedildi? Buna yanıt da şu şekilde verilmiş. Depremler eğer yüzeye yakın olursa, sığ olursa depremin derinliği o zaman geniş bir alanda hissedilir. Bu olağandır. 4 büyüklüğünde deprem de yüzeyde hissedilebilecek bir depremdir. Halkımıza geçmiş olsun, telaş edilebilecek bir şey söz konusu değil. İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Şu an o fay üzerinde bir deprem olmadığını söyleyebiliriz. Ancak önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Bu konudan 1999'dan bu yana çeşitli uyarılar yapıyoruz. Ancak hazırlıklarımızın tamam olmadığı yetkili ağızlar tarafından da ifade edilmektedir. Deprem herhangi bir zamanda, herhangi bir anda olabilir. Marmara Denizi'nin güneyinde olduğu için Bursa çevresi, Tekirdağ civarında deprem hissedilmesi olağandır. Ama bunu kısa bir zaman içinde izlemek mümkün olacaktır şeklinde ilk yansıyan yorumlarda kamuoyuna bu çerçevede geliyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet, sosyal medya adeta depremi konuştu sabah saatleri itibariyle. TT listesinde birinci sıraya yükseldi. Deprem İstanbul M4 geçmiş olsun kısa sürdü ama iyi salladı şeklinde mesela yorumlar var. O nasıl bir 4.3'tü öyle 7.7 sandım şeklinde bir diğer Twitter kullanıcısının paylaşımı söz konusu. Ailecek depreme hazır olmadığımızı bir kez daha görmüş olduk. Apartman beşik gibi sallanırken yaptığımız tek şey birbirimizi sakinleştirmek. 99 depremi yaşayanlar bilir, küçücük bir sarsıntı bile nasıl derinden işler içimize. Bütün hayat gözlerinin önünden su gibi akıp geçer sanki. En büyük felaketlerden biridir. Allah tekrarını yaşatmasın, hele ki soğuk kış günlerinde. Geçmiş olsun güzel memleketim Yalova diye bir diğer paylaşım. Sosyal medyada gerçekten çok hızlı gündemde yer buldu. 4.3 ile böyle sallandıysak 5'leri 6'ları düşünmek istemiyorum şeklinde bir yorum. Eğer 99 depremi gibi korkunç bir deprem yaşamış olsaydınız bu konu üzerine komik olmaya çalışmanın ne kadar ucuz olduğunu bilir, bir nebze insan olurdunuz. Muhabbet kuşum bile hissetti, kuş panikten ne yapacağını şaşırdı bir diğer yorum. Normalde 4.3 şiddeti depreme uyanmazdım. Ben bir yanlışlık var, bayağı yıkılıyoruz sandım şeklinde yine endişesini paylaşan bir Twitter kullanıcısı var. Allah'ım sen yardım et, İstanbul birkaç saniye sallandı şeklinde bir diğer yorum. İşte ölüm her an ensemizde olduğunu bir kez daha hatırladık diyor bir diğer kullanıcı. Geçmiş olsun herkese, ülkemize şeklinde çok sayıda Twitter kullanıcısının paylaşımı ister istemez haber merkezlerini de hareketlendirdi. Hızlıca deprem uzmanlarından yorum almaya çalışan ajansların notları da size az önce aktardığım gibi birer ikişer yansıdı. Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 5.36'da Yalova'nın merkez üssü Çınarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Bir kez daha ifade edelim, Kandilli ile AFAD arasında 4.1 ve 4.3 şeklinde iki farklı veri söz konusu. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da hissedildiği öğrenildi. Bu bilgiyi de bir kez daha aktararak gündemimize devam edelim. Yine ayrıntılar elimize ulaştıkça sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sabah saatlerinde yaşanan
bu deprem ve bölgede hissedilmesi sonrasında da aslında burada en temel meselelerden bir tanesi şu. Evet işte 4.1 ya da 4.3 yüzeye yakındı ya da değildi ama en küçük sarsıntıda bile toplumda yurttaşlarımızın yaşadığı panik havası ya da depremde ne yapacağımızı bilemediğimiz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunun artık bir farkındalık olarak sürdürülebilmesi, her deprem koşuluna hazırlıklı olunması, bu çerçevede kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok artık unsurun hayata ve devreye ivediği olarak geçmesi temel meselelerden bir tanesi. Depremden kaçılmaz ama korunulabilir. Bu gerçekle hareket ederek de uyarıları bir kez daha yapmakta fayda var değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Sadece deprem değil, aynı zamanda soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında da zor bir 24 saat geçti. Kabatepe, Gökçeada ve Geyikli Bozcaada arasında bazı seferler geçici olarak durdurulurken birçok ilimizde sel ve buna bağlı özellikle trafik hatlarında da yaşanan kazalar gündemin baş sırasında. Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan fırtına deniz oluşumunu olumsuz etkiledi. Alınan bilgilere göre saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe, Gökçeada ve Geyikli Bozcaada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan bazı arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Gökçeada, Kabatepe ve Kabatepe, Gökçeada 9'la Bozcaada, Geyikli ve Geyikli Bozcaada arasında seferlerin iptal edildiği bilgisi yansıyor. Bu çerçevede Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Gestaş AŞ'nin yetkilileri iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını ve diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini ifade etti. Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da da oldukça etkili ve Ege bölgesinde de çok sayıda ilde zor anların yaşanmasına neden olduğunu ifade etmek mümkün. Yeniden İstanbul'a geldiğimizde sabahki yağışlı havanın İstanbul'a etkisi ve trafiğe katkısı nedir diye baktığımızda %53'ler düzeyinde İstanbul'da bir trafik oranı karşımıza çıkıyor. Hemen Anadolu ve Avrupa yakasında herhangi bir bildirim, uyarı söz konusu mu diye haritamızı daha ayrıntılı incelemeye çalışıyoruz. İşte ilk noktayı Sibel Can Korkmaz bize işaretleyecek galiba. Haramidere, daha doğrusu özür diliyorum, E5 hattında Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı ifade ediliyor. Bir diğer hatta yine evet FSM çıkışında Seyrantepe yan yolda Maslak yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı ifade ediliyor genel itibariyle. %54'ler seviyesinde bu saat dilimi için yoğun sayabileceğimiz bir trafik tablosuyla karşı karşıyayız. Anadolu Avrupa geçişinde FSM hattı ve 1. köprü hattı yine yoğun olan güzergahlar arasında yer alıyor. Bunun getirdiği baskının Bostancı Göztepe E5 hattında da etkili olduğunu gözlemliyoruz. Tuzla Gebze hattında Sultanbeyli noktasında bir yoğunluk söz konusu, ardından da Tuzla'da bir yoğunluk yaşanıyor. Kartal çıkışı itibariyle Pendik hattı noktasına kadar da bu çerçevede bir yoğunluğu gözlemliyoruz. Pendik bağlantı noktasına kadar sahil şeridi şu an için rahat gözüküyor. Kısmen Bostancı'da ama sonrasında 1. köprü ve Avarasya tünel bağlantı noktasına kadar trafik rahat bir görüntü sergiliyor. Avrupa yakasında yine uzun koridorda Esenler Bağcılar kavşak noktasıyla Kağıthane hattı arası ve Maslak giriş noktasına kadar bir yoğunluğu gözlemleyebiliyoruz. Mahmut Bey'den Bayrampaşa Viyadük hattı E5 bağlantısı yine trafiğin yoğun yaşandığı noktalar arasında. Havalimanı kavşak noktasında özellikle iki telli basın ekspres yolunun yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Şirin Evler Havalimanı kavşak hattı da bundan etkilenmişe benziyor. E5 hattında Zeytinburnu Cevizli Bağ Haliç hattı trafiğin yoğunlaştığı bir diğer bölge olarak gözümüze yansırken yine E5 hattının daha geri noktasında Beylikdüzü Avcılar Sefaköy hattı az önce araç arızasının olduğu nokta itibariyle de trafiğin yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Büyükçekmece Tekirdağ yönü Mahmut Bey sonrası rahat yoğun akıcı diyebiliriz. Beylikdüzü hattında bir yoğunluk söz konusu ama sonrasında rahat bir trafik var. Hadımköy'de gidiş ve gelişte yoğunlaşmaya başlayan bir diğer hat olarak gözümüze çarpıyor. Bakırköy Zeytinburnu hattı sahil şeridinde yoğunlaşmaya başlamış ama şu an için yine iyi bir alternatif olarak gözümüze yansıyor. Akıcı bir trafiğinde olduğunu ifade edelim.
böylesi hava koşullarında ve bu trafik tablosunda özellikle metro, metrobüs ve tramvaylar en önemli toplu taşıma aracı olarak da karşımıza çıkıyor. Yurttaşların bunu kullanması ve uygulamasını öneriyoruz. %54'ler seviyesinde İstanbul'da trafik oranı değerli dinleyicilerimiz. Tabii havalar nasıl devam edecek? En büyük sorulardan bir tanesi de bu. Özellikle son yaşadığımız, yani daha doğrusu bir anda giriş yaptığımız kış koşulları yurttaşları oldukça zorluyor. Bu çerçevede önümüzdeki 24 saate ilişkin uyarıların olduğu noktaları önce aktarmakta fayda var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre kuvvetli yağış uyarısı var. Yağışların Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli. Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin edilen yağışlar dolayısıyla meydana gelmesi muhtemel sorunlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Yine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yine uyarısı söz konusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. Denizlerde genel itibariyle bir uyarı var mı diye haritamızın alt kısımlarına doğru indiğimizde Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz'in açıkları, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Özellikle bu çerçevede deniz ulaşımını kullanacak yurttaşların mutlaka gideceği periyottaki saat dilimine doğru bu hatları kontrol etmesi gerekiyor bir iptal gelme ihtimaline karşı. Buna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor havanın. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı bölgelerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Genel itibariyle meteorolojinin yorumlarını bu çerçevede size aktaralım. İlerleyen dakikalarda bölge ve illerin durumunu da paylaşacağız. Gazetelerin birinci sayfasına yansıyan başlıklara göz atalım. 30 Kasım 2018 Cuma gündeminde Türk futbolu battı başlığını kullanmış Aydınlık Gazetesi, Türkiye Süper Lig'deki kulüpler parasal olarak yıkımın eşiğine geldi. Sadece 4 büyük kulübün toplam borcu 9 milyar liranın üstünde. UEFA kulüplerin ensesine çökerken uluslararası başarıları mumla arar olduk diyor. Kulüplerin divan kurullarına göre borç miktarları: Fenerbahçe 3,5 milyar TL borç, Galatasaray 2,8 milyar TL borç, Beşiktaş 2,1 milyar TL borç ve Trabzonspor 1,2 milyar TL borç şeklinde bir tabloyu da yansıtıyor gazete haberinde. Ayrıntılar için Aydınlık Gazetesi'ne alabilirsiniz. Hürriyet Gazetesi 100 bin araca 6 ay nefes. Ticaret Bakanlığı Hürriyet'in gündeme getirdiği gümrüklerde bekleyen 100 bin otomobil için 6 ay ek süre verdiği karar ekonomiyi ve otomobil sektörünü rahatlattı deniliyor. Emre Özpeynirci'nin haberi bugün manşet, ki daha önce de aynı konuyu manşete taşıyan isim yine Emre Özpeynirci'ydi. 1 yaşında ama sıfır otomobil. Tüketiciler gelecek yıl Haziran ayında 1 yaşında ve sıfır yabancı marka otomobil satın alabilecek şeklinde haber devam ediyor. 30 Haziran 2019'a kadar gümrüklerde bekleyen ve 31 Aralık'a kadar çekilmesi gereken 2,5 milyar dolar tutarındaki 100 bin otomobilin oluşturduğu maddi yükten dolayı sıkıntıda olan otomotivcilerin istediği oldu. Ticaret Bakanlığı bu yılın son 6 ayında üretilen otomobillerin 30 Haziran 2019'a kadar gümrükten çekilmesine izin verdi.
Bu yöndeki düzenleme 24 Kasım'da gümrüklere gönderildi. Bakanlık böylece hem otomotiv sektörüne rahat bir nefes aldırdı hem de yıl sonunda oluşabilecek 2,5 milyar dolarlık cari açığa engel oldu. Ek maddi külfetten kurtulan otomotivciler de iç pazarda satamayacakları otomobilleri ihraç etmenin yollarını arayacak diyor haberin ayrıntısında. Buenos Aires'i kapattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitti. Erdoğan havalimanında Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelletto ile Buenos Aires Büyükelçimiz Meral Bardas karşıladı diyor haberin ayrıntısında. Devam edelim. Bir sonraki gazetemizin başlığına göz atalım. Evet, bir sonraki gazetemiz Sabah gazetesi olacak. G20 zirvesinde ikili diplomasi diyor. Başkan Erdoğan'ın Arjantin'de Trump ve Putin'le görüşme trafiğinde iki kritik gündem Suriye ve Karadeniz gerilimi başlığını kullanıyor Sabah gazetesi. Kara Kartal bir açıldı, pir açıldı. 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'lik galibiyet bugün sabahın sür manşetinde gördüğü haberlerden biri. Hürriyet gazetesi de gurur gecesi şeklinde yansıtmış UEFA Avrupa Ligi'nin karşılaşmalarını. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Kadıköy'de Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalıp üst tura çıkmayı garantiledi. Beşiktaş 2-0 geriye düştü. Norveç'teki maçta Sarpsborg'u 3-2 yendi. Kartal grupta son sıradan ikinciliğe yükseldi diyor bu galibiyetle. Akşam gazetesine bakıyoruz. Manşeti Akşam gazetesinin FETÖ ilişkilerimizin altını oyuyor. Amerika ile Türkiye arasında Pentagon'dan çarpıcı bir Türkiye raporu söz konusu. Bu da ilginç notlardan biri Akşam'ın manşetinde. Karar gazetesi zirvede Kaşıkçı gölgesi. Kaşıkçı cinayetinde okların çevrildiği Veliaht Dörtbaş Yabası ile 58 günün ardından G20'de ilk kez kamuoyuna çıktı. Dünyanın kilitlendiği zirvenin ana gündemi vahşi infaz olacak. Liderlerin de toplantıyı üzerindeki baskıyı hafifletmek için bir araç olarak kullanan prense sorumlular hesap vermeli mesajını iletmesi bekleniyor. Milliyet gazetesi Arge uçtu uçurdu. Teknoparklardaki toplam satış tutarı geçen yıl %22.7 artışla 53 milyar liraya çıkarken toplam ihracat 3.6 milyar dolara ulaştı. Demek ki Arge meselesi önemli. Bu çerçevede önemli yorumları da paylaşacağız ilerleyen dakikalardan. Milliyet gazete tarlada yok, depoda yok şeklinde bir ekonomik başlığı gündemini alıyor. Orta Doğu, Karadeniz'de savaş dalgası başlığını kullanmış. Sayın Öcalan'a İYİ Parti itiraz etti, MHP seyretti diyor Yeni Çağ gazetesi. Yeni Şafak, İslamsız İslam konferansı şeklinde bir başlığı tercih etmiş manşetinde. Star gazetesi, fırsatçılar geri adım atmıyor şeklinde bir ekonomik tabloyu yansıtıyor sayfasında. Sözcü gazetesi, askeriye ve itfaiye alanı ranta kurban gidiyor. Avcılar ve Florya'daki askeri alanların fotoğraflarına bu başlık atılmış, ayrıntılara bakacağız. Cumhuriyet gazetesi adaletin pardonu diyor ve Bir Gün gazetesi en önemli teşvik fikir özgürlüğüdür şeklinde bir başlığı tercih ederken spordan başlıklarda fanatik 0-0 bazen mutluluktur ve 3-2'lik Beşiktaş galibiyeti yine birinci sayfada, fotomaç Avrupalı Fener derken destan şeklinde de Beşiktaş'ın karşılaşmasını yorumluyor. Bir aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. Günaydın Türkiye devam ediyor. 30 Kasım 2018 Cuma ayı da tamamlıyoruz. Yılın son ayına yarın itibariyle giriş yapacağız. Gerçekten zamanın nasıl akıp gittiğini anlamak bazen çok kolay olmuyor. Bir anda tarihler ve gündem değişiveriyor. Tabii Aralık ayı özellikle asgari ücretlerin yakından beklediği ay ki bu dönem için tartışma çok erken başladı. Türk İş Başkanı örneğin 2000 lira şeklinde bir kamuoyuna deklarasyon yaptı. Yani pazarlık boyutunu o rakam üzerinden deyim yerindeyse başlattı. Bu çerçevede de bir asgari ücretliği mutlaka komisyonda bulunduracağız şeklindeki açıklaması vardı. Başkent Ankara'nın asgari ücret çerçevesinde zorlu bir ayı olacak. Bunun emek kesimine yansıması nasıl olacak onu da hep birlikte merakla bekliyoruz. Bir haberimize bakalım, üzerine devam edelim. Asgari ücretler şu anda ölüm seviyesinde, yani yaşam seviyesinde değil. Asgari ücret görüşmeleri öncesi sokağın nabzını tuttuk.
Asgari ücret 3000 lira olmalı. İnsanca yaşayacak bir ücret olması, bana göre 2500 lira üzerinde olması lazım ilk 6 ay için. Bir ailenin geçinebileceği şekilde, muhtaç olmayacağı şekilde bir maaşın olmasını istiyorum. 2019 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin ilk toplantı 6 Aralık Perşembe günü yapılacak. Peki yurttaş asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Dolar üzerinden hesaplanmalı. En az 3000 lira. 1500, 2000 ev kirası olduğu bir zamanda 1600 çok düşük bir fiyat. Yani elektriğimiz, suyumuz, gazımız, internetimiz her şey içinde olursa 2000'in üstü olmalı bence. En kötü 2000 lira olması lazım ya. Her gün bir şeye zam geliyor. Ya bu da bize yetmiyor yani. Asgari ücretin 2019 yılında 2000 lira olmasını isteyen de var, 3000 lira olmasını isteyen de. İşçi, işveren ve emekliler asgari ücret değerlendirmesini ulusal kanal aracılığıyla yaptı. Ben işverenim ama en az 2500-3000 olmalı. Esnafım ama en az 2000 lira olması gerekiyor. Ben de bir emekli öğretmenim mesela, en az 3000 liranın üstünde olmalı. Kira, elektrik, su, yani para yetmiyor. En azından 2,5-3 lira olması lazım ki adam rahat geçsin. 700 liradan aşağı kira yok. Asgari ücretlere yani en az 2500 lira maaş uygun görüyorum yani şahsım olarak. Yurttaşlar asgari ücrette vergi kesintisi yapılmasına daha tepkili. Vergi kesilmemesi lazım. Devlet aslında asgari ücrette kesinti yapmaması lazım. Onun için de bir uyum yasası mı çıkarmalar lazım, ne yapmalar lazım bilmiyorum. Asgari ücret var ya, yazık ya. Şu şeyi bari, vergisini bari içinden kesmesinler. Millet hakikaten böyle zor durumda ya. Vergi kesildi. Evet ya. Kesmesinler, ne var ya. Evet. Millet aç aç. Asgari ücret. Karşıyaka mezarlık ücreti. Evet. Yaşama ücreti değil. Yani yorumların hangi birine katılmamak mümkün değil mi? Gerçekten yurttaş aslında her şeyin farkında. Güzel yorumlar geldi. Asgari ücret nasıl belirlenmeli sorusuna. Gürkan Demir'in sorusuna. Başkent Ankara'da dolar endekslensin dedi. Mesela güzel önerilerden bir tanesi, yani köprülerden geçerken işte biz TürkSat borcu derken, madem bunlar dövize endeksli ve döviz üzerinden alınıyor, o zaman asgari ücreti daha doğrudan belirleyelim değil mi? Yani vatandaşın niye artı geliri olacaksa bu çerçevede, lehine işleyecekse niye buna itiraz edilsin? Güzel yorumlar gelmiş. Bir yandan da emek kesiminin mücadelesi sürüyor. İstanbul'da çok eski ilaç fabrikalarından biri gripinde grev pankartı asıldı. Neden asıldı? Haberden bakalım. Ekonomik krizin neden olduğu yangın büyüyor. İstanbul Avcılar'da gripin ilaç fabrikasında toplu iş sözleşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. Petrol İş Üyesi işçilerin işverenden talebi %25 zamdı. Ancak fabrika yönetimi işçiye %17 zam önerdi. 10 Haziran'dan bu yana devam eden görüşmeler tıkandı. Gripin ilaç fabrikasında işçilerin enflasyon oranında zam talebi karşılanmayınca grev başladı. Fabrikanın kapısına grev pankartı asıldı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler talepleri kabul edilene kadar soğuk havayı aldırmadan fabrika önünde grevde olacak. Sıkıntı sadece bunlarla bağlı değil. Yani özellikle inşaat meselesi üzerinden de yeni bir tartışma var. Maketten ev alanların sıkıntısı malum, onların eylemselliği devam ediyor. Bir yandan da TOKİ'de de yine emek sarf eden emekçilerin maaşlarını alamadıkları için grev haberi de yansıdı. Bu da önemli notlardan biri. Yani TOKİ boyutuna dolaşmışsa bu iş, orada bir sıkıntı var. Yaklaşık 800 işçiyi temsilen de 15 işçinin başlattığı eylem 8. gününde alacakları için TOKİ'ye çağrı yapan işçiler, taşeron firmalar devletten para alıyor ancak işinin parasını ödemiyorlar diyor. Ankara'nın Mamak ilçesindeki TOKİ 2. etap konut inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler bir yıldır maaşlarını alamıyor. Bir senedir alacağımızı alamıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır süren 1312 konutluk TOKİ inşaatında 3 taşeron firma değişti. Firma tarafından verilen çekler ödenmedi. Senetler ödenmedi. Sürekli firma değiştiren inşaatta son taşeron firma 2016 yılı sonlarında konkordato ilan ederek işçilerin alacaklarını ödemedi. Siz gidin
arkanızda sizin paranızı göndereceğim. Herkesi bu şekilde kandırıp göndermişlerdir. Taşeron firmanın iflas kararının ardından alacakları için muhatap bulamayan TOKİ inşaat işçileri eylem başlattı. Biz burada karabalık olmamamızın nedeni de emniyette bize sınır içerisinde çizdiği bir sınır var. Yaklaşık 800 işçiyi temsilen 15 işçinin başlattığı eylem 8. gününe girdi. Ki sesimizi duyurabilmek için burada bu eylemi gerçekleştiriyor. İşçiler adına ulusal kanala konuşan inşaat işçisi Erdal Durgaş, taşeron firmalar devletten para alıyor ancak işçinin parasını ödemiyor dedi. Firmalar alır bu parayı kullanırlar ama işçilere ödenmezler. Bugünkü bizim düştüğümüz durum gibi. Buranın ihale bedeli bellidir, çekilen para bellidir, ödenen hesap bellidir ama söz konusu işçi olunca hiç kimse yanaşmıyor. Ödemiyor. Alacakları için TOKİ'ye çağrı yapan Durgaş, inşaat işçileri çok mağdur, borç batağındayız diye konuştu. Bizim çağrımız burada kesinlikle TOKİ ve devlet büyüklerimize, yetkililere. Biz inşaat işçileri gerçekten mağduruz. İnşaat gündemde dedik çünkü yeni ortaya konulması düşünülen bir takım kamu desteklerinden yine inşaatın faydalanacağına yönelik bazı izler söz konusu iki tane yazı var. Bu konuya ilişkin köşelere yansımış. Sözcü gazetesinde Çiğdem Toker, ikinci perde 7 Aralık'ta başlıklı köşesinde biraz bu konuya değinmiş. Önemli altını çizdiği notlar da var. Hem ona bakacağız. Aydınlık gazetesinden de İsmet Özçelik'in yine benzer bir çarpıcı analizi söz konusu. Şimdi doğal olarak içinde bulunduğumuz bir ekonomik türbülans ve bu ekonomik türbülansta da kamunun ortaya koyacağı çözüm ve stratejik planlama hedeflerine gözler çevrilmiş durumda. Önce Çiğdem Toker'in yazısını ardından da İsmet Özçelik'in yazısına bakalım. Çiğdem Toker Sözcü'de diyor ki 2. perde 7 Aralık'ta piyasadaki nakit sıkışıklığına çözüm diye tasarlanmış ve bu planlardan konut sektörüne dair planda 2. perde açıldı bile diyor. Türkiye Kalkınma Bankası Varlık Finansman Fonu'nun ilk VDMK ihracını 7 Aralık'ta yapacağını ve bankaların bu doğrultuda bilgi gittiğini öğrendik. Halka arz değil de nitelikli alıcı usulüne göre işlem yapılacağı için sadece işlem yapma yetkisi bulunan bankalar haberdar edilmiş diyor. Ziraat Bankası, Halk Yatırım, Vakıf Bank, Garanti Yatırım, Aktif Yatırım Bankası'nın aracılık edeceği ihraç 5 yıl vadeli 3 ayda bir sabit kupon ödemeli olacak. Büyüklükse 3 milyar 150 milyon TL diye ayrıntılandırıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Garanti Bankası tarafından ihraç edilecek ipotek teminatlı menkul kıymet programı TKYB Varlık Finansman Fonu'nca ihraç edilecek ve VDMK'nın dayanak varlığını oluşturacak. Yapılan duyuruda satışan desteklenmesi için Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından VDMK'ların ihraç tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geri alım garantisi verileceği duyuruldu diyor Çiğdem Toker yazısında. Devam ediyor. Merkez ne yapacak diye sormuş. Bütün bu tablo içinde görevlerin büyüdüğü bağımsız Merkez Bankası'na düşüyor. Riskliyken risksiz hale getirilen bir kağıdı teminat olarak kabul etmek gibi kritik bir görevi kabul etmenin Merkez Bankası açısından sorumluluğu büyük diyor. Zira bu görev sadece bugün değil, gelecek nesilleri kapsayacak ölçekte bir ekonomik bozulmanın tetikleyicisi olabilir diye uyarıyor. Edindiğimiz bilgiye göre Merkez Bankası da bu kritik durumu enine boyuna değerlendirmeye başlamış bile şeklinde özetliyor tabloyu bu çerçevede. Evet, burada da inşaat firmalarına yönelik gerçekleşeceği düşünülüyor bu sunulacak avantajın. İsmet Özçelik de bunu biraz daha anlayabileceğimiz bir dile uyarlamış deyim yerindeyse. Hatta reel sektör temsilcilerinin de yorumuyla Aydınlık'ta ekonomide torbadan tavşan çıkar mı başlıklı yazısında Özçelik şu ayrıntılara dikkat çekiyor. Hepsi İstanbul Sanayi Odası üyesi, makro verilerden de haberdarlar. Yaşanan durgunluğun sonuçlarından tedirginler. Gelen bilgilere bakılırsa 3. çeyrekte büyüme 0, son çeyreğin de eksi olma ihtimali çok yüksek dediler. Sektörler arasında da gerilim yükseliyor. Sanayi üretimine harcanması gereken kaynakların inşaat sektörüne harcanarak betona gömülmesine itiraz ediyorlar. Yılbaşından sonra işçi çıkarmalar,
İstihdamda ciddi hız kesme yaşandığını vurguladılar. Emek yoğun sektörlerde Suriyeli işçilerle durumun idare edilmeye çalışıldığını bildirdiler. Yılbaşından sonra ciddi işten çıkarmaların gündeme gelebileceğine işaret ettiler. İşsizlik dahil her alanda verilerin hızla 2019'unda altına doğru gittiği uyarısı yaptılar. Özellikle orta ve küçük boy işletmelerde sıkıntının tahminlerden ciddi olduğunu belirttiler. ASO Başkanı'nın açıklaması ve o başlıkları anlattığı yazısı devam ediyor Özçelik'in şu şekilde. Yaptığı değerlendirme şöyle diyor ASO Başkanı'nın. İşletmelerimiz borçlu, faizler yüksek, durgunluk her geçen gün ağırlığını hissettiriyor. Döviz kurlarında yaşanan artış ciddi yükler bıraktı. ABD'nin İran ambargosu sıkıntı yaratıyor. Büyüme 3. çeyrekte 0, 4. çeyrekte negatif. Üyelerimiz de bundan etkilenecek. Tüketiciye yansıtmadığımız zam oranı %20, cari fazla üretimsizlikten, ekonominin düzlüğe çıkması için tek çare üretim, üretmemiz lazım başlıklarını öne çıkartıyor köşesinde bu açıklamalardan. Bankalar kredi vermiyor yazının başlığı bu şekilde devam ediyor. Sanayicilerin ve iş adamlarının bir başka şikayeti de bankalar. Bankaların kredi vermede çok cimri davrandıklarını ifade ettiler. Bir iş adamı başından geçen olayı şöyle anlattı. Benim bankalarla hiçbir sorunum olmadı. Çalıştığım bankada her an kullanabileceğim bir limitim vardır. Geçtiğimiz günlerde muhasebe müdürüme bankadan 5 milyon lira kredi almasını ve ödenmesi gereken borçları ödemesini istedim. Bir süre sonra muhasebe müdürüm geldi ve bankanın kredi vermediğini söyledi. Eğer ödemeyi bizim bankada bir hesaba yapacaksanız verelim ama başka bir bankaya yapacaksanız kredi vermiyoruz demişler. Belli ki bir bankada para yok ya da olası riskleri dikkate alarak likit kalmayı çaba gösteriyorlar. Bu durumla ilk kez karşılaştım şeklinde yorumunu da paylaşmış. Şimdi de varlığa dayalı menkul kıymet projesi az önce Çiğdem Toker'in ayrıntılandırdığı VDMK'nın ayrıntısını veriyor burada. Diyor ki varlığa dayalı menkul kıymet projesi gündemde. Projeyi inşaat sektörüne destek olarak yorumlayan var. Ama sanki diyor inşaat sektöründen çok bankalara seçim öncesi yeni kaynak yaratma çabası öne çıkıyor. Bu iş için kamu bankaları devreye sokulmuş, Merkez Bankası teminat olarak kabul edecekmiş. Bu yolla bankalara likidite sağlanacakmış. İlk aşamada 3-4 milyar lira finans uzmanları tehlikeli bir parasal genişleme operasyonu olarak değerlendiriyor şeklindeki yorumları yansıtmış. Şimdi sektörel anlamda çok ciddi bir şekilde hemen hemen hangi kobiye sesimizi mikrofonumuzu uzatsak yorumunu almaya çalışsak içeride dışarıda ya da yayında ya da yayın dışında hemen hemen hepsinin ortak görüşlerinden bir tanesi bu zamana kadar işte 250 sektörü harekete geçirecek direkt dolaylı olarak da 450 sektörü harekete geçirmesi beklenen inşaat sektörü ölü yatırımdır. İnşaat bittiğinde iş biter. Halbuki Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda üreteceği noktalara yönelik bu kredilendirme ve deyim yerinde ise finansman sağlanması gerekiyordu. Bu tamamen ihmal edildi şeklindeki eleştirileri çok açık ve net. İşte bugün hemen hemen ekonomiye dair hangi işletmeye mikrofonu uzatırsanız uzatılsın. Yani bu iktidara destek olan da olmayan için hepsini de kapsıyor genel itibariyle. Görüşler ortak görüşü bu şekilde özetliyorlar. İnşaata yatırdık. İnşaatlar da duran bir yatırımdır ve dolayısıyla üretime bittikten sonra bir katkısı olmayacağı için yani bir fabrika gibi yıllar boyunca çalışmayacağı için orada ciddi sıkıntı yaşıyoruz ve bakın bugün neredeyse her iki deneyimli yazarın hem Çiğdem Toker'in hem İsmet Özçelik'in yazılarının satır arası ayrıntılarında bu varlığa dayalı menkul kıymet projesi bir ekonomik finansman modeli olarak gündeme getirildi. Ama bunun sadece inşaat sektörüne dayalı ya da inşaat sektörünün temsilcilerine yönelik bir hamle olması ciddi eleştiri konusu.
Peki bu eleştiri az önce ifade ettiğimiz gibi sonuç itibariyle neyi sağlayacak? Duran bir yatırıma, deyim yerindeyse betona gömme tanımı, sürekli üretim halinde olmayacak bir yatırıma yönlendirilmeye çalışılması eleştirisi dikkat çekiyor. Ekonomi yönetimi, deyim yerindeyse aslında bu başlıklarda hem sanayi sektörüyle hem de birçok ekonomist uzman tarafından uyarılıyor. Nasıl bir tablo çıkacak bunu hep birlikte göreceğiz. İşte TOKİ'deki taşeron meselesi ortada. Yani o insanlara, o işletmeler para almıyor demiyor, dikkat ederseniz emekçiler. Diyor ki taşeronlara veriliyor bu işler. Taşeronlar devletten parayı alıyor ama bana maaşı ödemiyor diyor. Yani tüketim olarak ekonominin işlerliğini kazandıracak emekçi maaşını alamıyorsa zaten konuşacak çok fazla da bir şey yok. Orada ciddi sıkıntının olması kaçınılmazdır. Bu konularda özellikle bir kez daha uyarıyoruz. Ekonomi yönetimine çok daha kararlı, çok daha envantere dayalı, çok daha planlı, stratejik analizleri çok iyi yapılmış bir programa, üretim Türkiye'sine, üreten Türkiye'ye ihtiyaç olduğu her şeyle çok açık ve net duruyor bu konu ve gündemde bunu ifade etmiş olalım. Evet, İstanbul'da trafik tablomuza yeniden gözümüzü çevireceğiz. İstanbul'da %54'ler seviyesindeydi en son bıraktığımızda, o saat dilimi itibariyle halen %54'ler seviyesinde, deyim yerindeyse kilitlenmiş halde aynı oran yine karşımıza çıkıyor. Haritamıza genel itibariyle baktığımızda ben 3 ayrı noktada bildirim görüyorum. Sırayla bakıyoruz. Sahil yolu Bakırköy-Zeytinburnu yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafik yoğunlaşıyor Avrupa yakasında. Hemen bir üstte E5 hattında var. İncirli-Merter yönünde sol şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı uyarısı yine bir araç arızası bildirimi olarak karşımıza çıkıyor. Ve TEM hattında da TEM Seyrantepe-Maslak yan yol yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı uyarısı söz konusu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü üzerlerindeki yük devam ediyor. Ümraniye-Elmalı hattı bunun yoğun olarak yansıdığı noktalar. Ama şunu belirtelim, köprü çıkışları itibariyle ikinci köprüden çıktıktan sonra Mahmut Bey gişeler noktasına kadar, birinci köprüden çıktıktan sonra da Zeytinburnu hattına kadar şu an için rahat bir trafik söz konusu. O köprü güzergahlarını atlatan sürücüler için en azından bu bilgiyi vermiş olabiliriz. İstanbul'da trafik oranı %54'ler seviyesinde, bunu ifade edelim. Peki bölgelerimizdeki hava durumu ne? Meteorolojinin hem kuvvetli yağış uyarısı var hem de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı var. Bu önümüzdeki 24 saatteki beklenti nedir diye baktığımızda Marmara bölgesi çok bulutlu. Bölge geneli yağmur ve sağanak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Bilecik çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan Poyraz yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bursa, İstanbul 8 derece, Kırklareli 1 ve Sakarya yine 8 derece olarak tahmin ediliyor meteorolojinin değerlendirmesine göre. Ege bölgesi çok bulutlu ve bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ve Kuzeydoğu'da Poyraz yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 6, İzmir 10, Kütahya 5 ve Manisa 9 derece olarak değerlendiriliyor. Akdeniz bölgesi çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 19, Antalya 18, Hatay 14 ve Isparta 11 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Ankara 9, Çankırı 8, Eskişehir 6 ve Kayseri 13 derece. Batı Karadeniz bölgesi çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleriyle Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bolu 4, Düzce 7, Karabük 7 ve Zonguldak 7 derece.
Orta ve Doğu Karadeniz çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Amasya 10, Giresun 13, Samsun 10 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgemiz çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyinde kuvvetli, Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Elazığ 12, Erzurum ve Hakkari 7 ve Kars 5 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adıyaman 11, Diyarbakır 12, Gaziantep 10 ve Siirt 12 derece şeklinde bir yorum var. Meteorolojiye göre denizlerde genel olarak hava, Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz'in açıkları, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor yapılan tahmin ve yorumlara göre. Evet, genel itibariyle hava durumuna da baktıktan sonra gazetelerimizdeki ayrıntılara, birinci sayfadaki diğer başlıklara da göz atmayı sürdürelim. Aydınlık gazetesi sürmanşette işte asgari ücret gerçeği diyor, yazı dizisi yarın başlıyor uyarısı söz konusu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri 6 Aralık'ta başlıyor. Asgari ücretlinin durumu nasıl, açlık sınırı nereye dayandı, işçiler ve sendikaların talebine hükümet neden sessiz kalıyor? Emekçiler İflas'ta yazı dizisiyle Mustafa Pamukoğlu da Aydınlık Gazetesi'nde bu yazı dizisini destekleyecek. Asgari ücretlinin kaderi çerçevesinde bu anlamda nasıl bir süreç işler ve olması gereken nedir sorularına ve mücadele sürecine ilişkin ayrıntılara Aydınlık Gazetesi'ni emek kesimi alarak takip edebilir önümüzdeki günlerde. Hürriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Konyalı robotlar diyor sürmanşette. Dünya Robot Ligi'ne Türkiye Konya'dan iddialı bir ekiple katıldı. Doktor Özgür Akın'ın kurup milyonlarca dolar yatırım yaptığı Akın Robotics 4 kategoride yerli robot üretiyor. Fiyatı 82.000 TL'den başlayan robotlar sohbet ediyor, erik dalı oynuyor, rehberlik yapıyor şeklinde ayrıntıya yer veriyor. Bodrum caddeleri bu halde diye Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında haber var. Bunun görüntüleri bizim de elimizde var. Gerçekten Bodrum'da sel, hortum, sağanak adeta ortalığı toz duman etti. Önceki gün Edirne'de de aynı durum söz konusuydu. Edirne'de sele neden olan sağanak yağış dün tüm Ege'yi vurdu. Bodrum'da önce hortum oldu, sonrasında gelen şiddetli yağışla da caddeler su kanallarına dönüştü. Onlarca ev, iş yeri ve araç su altında kaldı. Kuzey Ege'de fırtınayla tekneler battı. Didim ve Kuşadası'nda evleri su bastı. İşte Bodrum'da Türkiye'nin tarihi ve turizm açısından en önemli merkez yerlerinden bir tanesinde görüntü bu şekilde. Bence bu görüntüleri Türkiye genelinde hemen hemen her gün yorumlamakta, her gün göz önüne sokmakta fayda var. Çünkü yaklaşan yerel seçimler söz konusu ve bu zamana kadar iktidarda bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan, yerel yönetimlerde görev alan herkes bence bu manzaradan sorumludur. Yani 20 yıl, 25 yıl bir ülkede iktidarda kalacaksınız, yöneteceksiniz. Orada belediyelerde görev yapacaksınız. O AKP'lidir, CHP'lidir, başkadır önemli değil. Ya da iktidardaki siyasi parti önemli değil. Böyle bir tabloyu yaşıyorsanız burada bir sıkıntı var. Efendim yağış çok yoğun geliyor. Genel savunma genel itibariyle bu çerçevede yapılıyor. O yoğunlukta geliyorsa o yoğunluğa göre şehirlerinizi kuracaksınız. Yani akıllı
bina ya da akıllı şehir sistemlerinden anladığınız tek şey cep telefonuyla elektriği, doğalgazı kapatmak olmamalı sadece. Ona uygun zeminler yaratacaksınız. Ona uygun sistemler ortaya koyacaksınız. Yani göreve geldiğiniz yıllar az buz yıllar değil. En kötüsü 4 yıllığına, 5 yıllığına hizmete giriyor. Canınız isterse neler yapılır? Ya da oradaki kamu kaynakları o kadar akıllıca ve güzel kullanılabilir ki, bakın yerel seçimler geliyor. Bir tanenizin böyle bir tane projesini görmüyoruz. Ben istediği kadar yağış yağarsa yağsın şehrimde tek damla yer üstünde su bırakmayacağım bunu diyen bir tane belediye başkan adayı görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz çünkü dünyadan haberi yok. Yani aklı fikri siyasette, oradaki rantta, işte MHP, AKP, CHP ile bir araya gelirse ne olur? AKP, MHP ile gelirse bizim adam seçilir mi? Bir tek dert bu. Yani seni düşünen, şuradaki vatandaşı düşünen, şuradaki emekçiyi düşünen, şuradaki balıkçıyı düşünen bir tane adam, bir tane aklı başında proje görebiliyor musunuz? Ama dünyada bunun örnekleri var. Dünyada adamlar gerekirse şehirlerin içine oluşturdukları sistemlerle akıllı şehirler, akıllı binalar üretiyorlar. Yani bu yağan yağmuru avantaja çeviriyorlar. Bunu enerjiye çeviriyor. Bunu yeniden dönüştürülebilecek sistemler halinde entegre edebiliyor. Hem şehrini öyle planlıyor, hem binasını öyle planlıyor. Ama yaklaşan yerel seçimlerde bizim konuştuğumuz tek şey ittifaklarda ne olacak? Siyaseten ve ideolojik olarak kime gideceğiz, oy vereceğiz. Başka bir tane de tartışma göremiyorsunuz. Yani herkes şu anda şey bekliyor. Yani parti liderleri oturacak, listeler belirlenecek. Ah orada kim aday olacak? İşte hadi sürecin getirdiği havayla birlikte biraz ideolojik merkezlere, sinir uçlarına dokunalım, işi çözelim. Başka bir mantığı göremiyorsunuz. Ha nasıl yapılmalı onu da anlatalım. Binalar kuracaksınız. Şehrin yer altına metrolar gibi sistemler gerçekleştireceksiniz. Metro tünelleri kazılıyor gibi sistemler gerçekleştireceksiniz. Aynı zamanda oralarda altyapınızı yaparken elektrik, su, kanalizasyon vesaire şebekenizi düzenlerken şehrin içinde ya da dışında oluşturulması uygun bölgelerde de yapay havuzlar ve baraj ve göletler yapacaksınız. Orada da bu yağmur sularını biriktireceksiniz. Yani yere indiği andan itibaren o sistemin içine entegre olacak ve şehrin o yapay havuzlarında, bentlerinde o sular toplanacak. Bunun geri dönüşümünün sağlanabileceği sistemleri de oraya entegre edeceksiniz. Belediyecilik yapacaksanız, vatandaşa hizmet için göreve geldiysek, hizmet aşkıyla biz bu işi yapıyoruz diyorsanız bunları yapacaksınız. Aynı şeyi bir bina içinde de yapmak mümkün. Bakın inşaat sektöründen bahsediyoruz. Gerçekten yani işte Endüstri 4.0'ı anlat. Burada az önce işte bir tane önce bir firma çıkmış. 82 bin TL'den başlayan bir robotu da ortaya koyabiliyor. Böyle çok güzel örnekler var. Ama onca yapılmış bina dışında, beton değeri dışında hiçbir kıymeti olmayan, fayansından kapısına kadar, içeriğindeki sisteme kadar hiçbir anlamı olmayan, ifade etmeyen noktalar. Yani adamlar öyle binalar hale getiriyor ki çok da uygun ve ucuz yapıyorlar bunu. Hem binanın belki betonundan daha kaliteli, polipropilenden bile artık bina yapmak mümkün. Onların tepesinde oluşturacağı noktalarda o suyu kendi içinde hazne elde edebiliyor. Bunu kullanım suyu halinde o binaya yayabiliyor, o siteye yayabiliyor, o bölgeye yayabiliyor. Onu tekrar geri dönüştürüp kullanıma sunabiliyor. Oradan ürettiği enerjiyle artık elektrik bile üretebiliyorsunuz. Yani bütün bunlar çok açık ve net. Ama vizyon ve vizyonsuzluk meselesinde ülkeyi sıkıştırdığınız, kutuplaştırdığınız toplumda sadece ideolojik perspektifler harekete geçiyor. İşte AKP ile MHP bir araya geliyor. CHP ile işte İYİ Parti, muhtemel ki kimi bölgelerde HDP, kimi bölgelerde Saadet, her neyse, projede başka hiçbir şey yok. Yani alanda, sahada ideolojik kıvılcımlar. Ben bu bölgede ağırlığımı koyarım, adam alırım, ben bu bölgeye aday olayım tartışması. Onun dışında şöyle projeler görebiliyor musunuz? Ama işte yağmuru yaşadığınızda yurttaş çekiyor. Tablo ortada işte. Yani bundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. Oradaki yerel belediye bilmem ne partisinden bu önemli değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıysan sen bunları dayatacaksın, zorunlu kalacaksın. Hangi belediye gelirse gelsin. Buraya akıllı şehir yapacaksın, buraya akıllı bina yapacaksın, buraya bu sistemi kuracaksın. Efendim süper hücre yağışları varmış, son yıllarda görünmeyen yağışları yaşıyormuşuz. Neredeyse bir yıl boyunca yağması gereken iki günde yağınca işte ortalık toz duman oluyormuş. Ona göre hazırlığını yapacaksın. Teknoloji döneminden bahsettiğimiz budur. Endüstri 4.0'dan kastettiğimiz budur. Bunlar slogan değildir. Bunlar işte hayatın içinde değer bulması gereken notlardır. İşte tablo ortada. Dün Edirne öyle, bugün efendim Muğla böyle, yarın İstanbul öyle, öbür gün bilmem ne ilçesi öyle. Her yerde görüyoruz.
burada canlar gidiyor. İnsanların yıllar boyunca biriktirdikleri heba oluyor. Tartışma çok geniş ve derin. İşte bir gecede öyle bir yağmur yağdı ki buna hiçbir şey müdahale edemezdi. Yalan söylüyorsunuz. Çok açık ve net yalan söylüyorsunuz. Buna müdahale edilir. Siz görevinizi yerine getirmiyorsunuz. Hangi belediye başkanı bu ifadeyi kullanıyorsa yalan söylüyor. Çok fazla yağış vardı ve bu yağışın altında herkes kalırdı. Kalmaz efendim. Dünya kadar örneği var bunun dünyada. Gideceksin, inceleyeceksin. Sadece Barcelona'ya gittiğinde, sadece Amerika'nın New Jersey eyaletinde gittiğinde oranın şehir merkezine bakmayacaksın. Altyapısını nasıl kuruyor bu adamlar, ona da bakacaksın. Yani gittiğiniz gezilerde biraz bari bu tip temelleri öğrenin, bu konularda briefing alın, onu gelin uygulayın. Çok da basit, çok uygun. Müthiş sistemler var. Çok da ucuza gelebilecek müthiş bir yaratıcılık söz konusu. Bunu ortaya koyup değerlendirmek gerekiyor. İşte Bodrum'da yaşanan manzara bu. Söyleyecek de galiba üzerinde bir şey yok. Deniz karayla birleşiyor. Arabalar yüzer hale geliyor. Yani hakikaten ilginç. Yani gerçekten inanamıyorum. Ve bütün bunlar karşısında yani o yalancılık, kamuoyunun önüne çıkıp da bu kadar yağış yağdı, biz bunun karşısında yapacak bir şeyimiz yoktu. Yapacaksın kardeşim. Yapmayacaksan gelme oraya. 20 yıldır aynı bölgedesin, 30 yıldır aynı bölgedesin ve yapacak bir şeyim yok diyorsan gerçekten söyleyecek bir şey yok. Devam edelim. Sabah gazetesi, baba Türkiye kurtuldu mu? 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbesinde felç kalan Gazi İhsan Çağ 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu. Ağzından çıkan ilk söz vatan oldu diyor Sabah gazetesi haberinde. Akşam gazetesine bakıyoruz. Eylül'ün katili para derdinde. Ankara Polatlı'da öldürülen Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Uğur Koçyiğit cezaevinden köyüne mektup yazıp para istedi. Borcu olanları tehdit etti diyor. Karar gazetesi. Türkiye'de sıradan bir iş kazası günü şeklinde son dönemdeki Kırıkkale ve Bursa'da son 24 saat içinde yaşanan iki olayı haberini birinci sayfasına taşıyor. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Umut kuyruğu Nimet abla önündeki klasik fotoğraf yansıyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri dün sabah erken saatlerde satışa çıktı. 70 milyon lira olarak açıklanan büyük ikramiye için sabah erken saatlerden itibaren uğurlu olduğuna inanılan Nimet ablanın önünde yoğunluk vardı deniliyor. İşte umut dünyası. Bilim olmayınca, bilimsellik olmayınca umut dünyası oluyor çünkü. Başka bir şansın kalmaz. Milli gazeteye bakıyoruz. Devlet sanayiyi desteklemeli diyor sürmanşetinde. Orta Doğu gazetesi Türkiye arabulucu olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna krizinde Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını teklif etti deniliyor. Türkiye soğuk havaya teslim yine birinci sayfadan diğer haber başlığı. Yeni Çağ gazetesi Koray Aydın seçim hilesini yargıya taşıdı. YSK ve Çankaya İlçe Seçim Kurulları ile İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlileri suçlanıyor diyor haberde. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Pentagon'dan düşmanca rapor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde sunduğu raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füzesi aldığı takdirde F-35 savaş uçağı projesindeki ortaklığının biteceğini ilan etti. Düşmanca bir dil kullanılan raporda Türkiye'nin potansiyel yatırımlara maruz kalabileceği ifade edilmişti. Evet, Pentagon tarafından da aslında geçtiğimiz gün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıkladığı Aydınlık'tan ve Ulusal Kanal haberlerinden de size aktardığımız haber bu Pentagon raporuyla da galiba bir tescil ve tespit daha alıyor. Bölgedeki Türk akımı S-400 meselesi sonrasında Ukrayna krizi kaşındırılarak Rusya ile Ukrayna karşı karşıya ve deyim yerindeyse algısını ve psikolojisini o çerçevede yönetme süreci, Türkiye ile de Rusya'yı birbiriyle karşı karşıya getirme hamleleri raporlarla da işte bu Pentagon raporuyla da açığa çıkıyor. Star gazetesi Asya'yı yeniden çekim merkezi haline getirebiliriz. Yıldırım Asya Parlamenterler Asamblesi 11. Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım, insanlık için dünyanın girdiği türbülansdan mutlaka çıkması gerektiğini vurguladı deniliyor haberde. Sözcü gazetesi büyük ayıp diyor. Bayburt'ta belediye kent merkezindeki Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının heykellerini söküp molozların arasına terk etti deniliyor. Atatürk'ün o meşhur at üstündeki bir heykelinin molozlar arasında atılmış haldeki görüntüsünü de burada fotoğrafıyla yer veriyor Sözcü gazetesi. Cumhuriyet gazetesi de
Adaletin pardonu, Bakan Gül'den itiraf, uzun soruşturmalar, açılmayan davalar yargıya zarar veriyor şeklinde Adalet Bakanı'nın açıklamasına yer vermiş manşetinde Bir Gün gazetesi, kendi belirledikleri ödeneği aşıyorlar. AKP ödenek üstü harcamada rekor kırıyor. 2017'nin ödenek üstü harcaması 28.4 milyar TL olduğu deniliyor. Spordan başlıklara bakalım. Fanatik gazetesi, Kartal'a da bu yakışır diyor. 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'lik galibiyete geçiş, bu sözlerle yorumlanırken manşette. 0-0 bazen mutluluktur diyerek de Fenerbahçe'nin UEFA yolunda devam edeceği sürece dikkat çekiliyor. Fotomaç gazetesi de Avrupalı Fener'le destan başlıklarını dün akşamki galibiyetler sonrasında sayfasına bu başlıklarla yansıtıyor. Bir aranın ardından 30 Kasım 2018 Cuma günü gündemiyle Günaydın Türkiye devam ediyor. ...30 Kasım 2018 Cuma günü gündemiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, 100.8 Ulusal Radyo frekansına ve ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Gündemde tabii ki emek kesiminde bu hafta peş peşe yaşanan kazalarda yine maalesef emekçilerimize olan oldu. Dün de yine bu çerçevede haberler aktı. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tıbbi gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi. Tankere oksijen dolumu sırasında meydana gelen patlamada maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti. İki işçi de yaralandı. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tıbbi gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi. Bir işçi öldü, iki kişi de yaralandı. Patlama bir tankere oksijen dolumu yapılırken meydana geldi. Patlama anında dolum yapılan tanker kamyonun üzerinden fırladı, başka bir fabrikanın çatısına düştü. Ardından gaz dolum tesisinde yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve ambulans sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Patlamada işçilerden Mikail Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. İşçiler Mehmet Akbulut ve Ali Kirik yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Evet, dün son haber burada. Bir de Bursa'da da yaşanan yine emek kesimini en... maalesef yaralandığı bir kaza söz konusu olmuştu. Ulusal Kanal dün bu meseleyi merceğine aldı. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden inşaat sektöründe çok sayıda yaşadık maalesef geçtiğimiz süreçte bu tip kazaları ve çok sayıda emekçimiz yaşamını yitirdi. Tabii buna kaza demek mümkün değil. Alınmayan önlemler ve bütün bu perspektifte yapılması gerekenlerin yapılmadığı bilir kişilerce tespit edildiği için artık bu işe net bir şekilde iş cinayeti tanımlaması yapıyoruz. İhmal, hata, denetim eksikliği zinciri ardı ardına geliyor. Taşeronlaşma süreci özellikle bu işi zirveye taşıyor. Yani kaza, yaşanan kazaları zirveye taşıyor. İş kazaları da doğal olarak kaçınılmaz hale geliyor. Bizde inşaat mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Sunay'la projelerin kısa sürede bitirilmesi için taşeron şirkete verilmesi konusuna eleştirdiği süreçte iş güvenliği kurallarının da ihmal edildiğine özellikle vurgu yapıyor. Haberde ayrıntılara birlikte bakalım. Aşırı derecede hızlı bir şekilde işi bitirmek için iş güvenliği kuralları ihmal ediliyor. Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yaşanan iş kazaları ve niceleri, özellikle inşaat sektöründe yaşanan kazalar gün geçtikçe artış gösteriyor. İnşaat sektörümüzdeki son senelerdeki artışla birlikte bu iş kazaları da artmaya başladı. Denetim, ihmal, süre kısıtlılığı iş kazalarının başlıca nedenleri. Aşırı derecede hızlı iş yapmak iş güvenliğini önemsiz haline getiriyor. Zaten ülkemizde işverenler iş güvenliğini maliyet artırıcı unsur olarak gördükleri için bunları zaten göz ardı etmeye çalışıyorlar. Bir de proje kısa sürede bitirilmesi için taşeron şirkete verilince
kaza kaçınılmaz hale geliyor. İşi alan firmalar ne yapıyor? İnşaatı yapmıyor. Hemen bir alt taşeron grubuna veriyorlar. Bu taşeron grupları da iş kalemlerine göre kendi içlerinde alt taşeronlara veriyorlar. Yani böyle muazzam büyük bir işveren grubu oluşuyor. Peki bu alt taşeron gruplarının iş yeterlilikleri kontrol ediliyor mu? Bu işte tecrübeliler mi? Yeterli teknik personelleri var mı? Bilgi birikimleri var mı? İş güvenliklerine dikkat ediliyor mu? Maalesef. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze viyadüğündeki çalışmalarda çöken duvar 3 işçinin canına mal oldu. Yine denetim ve ihmaller gündeme geldi. Son zamanlardaki kazalara baktığımız zaman iş cinayetlerinde denetimlerin yeterli derecede yapılmadığını görüyoruz. Evet, denetim, ihmal, hata. Hata, evet. Bakın bunlar üçü bir araya geldiği zaman İşte iş cinayetleri, iş kazalarının sayısı artıyor. Göz ardı edilen kurallar nedeniyle meydana gelen iş kazalarında dünyada 3. Avrupa'daysa 1. sırada yer alıyoruz. İş ihaleye çıkıyor. Şu kadar günde bitirilecek deniyor. Sonra ne oluyor görüyoruz. Siyasilerimiz her işe karıştığı gibi hayır efendim 300 günlük işi 200 günde bitir. Bir an evvel işin bitmesi lazım, açılması lazım, yapılması lazım. Yani şimdi oradaki o kadar çalışan mühendisin, uzman kişinin çalışmaları boşa. İş kazaları hakkında genel bir tablo çizen İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, çözüm için denetimin şart olduğunu vurguladı. Denetim şart. Bunun hiç şey yolu yok. İş kazalarını azaltmamız için denetim şart. İş güvenliğini önemsememiz gerekiyor. Maalesef ülkemizde işverenler iş güvenliğini maliyet artırıcı unsur olarak gördükleri için onu göz ardı etmeye çalışıyorlar. Evet, iş kazalarındaki tablo ve perde arkasındaki gerekçeler uzmanlar tarafından bu açıdan net bir şekilde değerlendiriliyor ve tablo ortaya konuluyor. Tabii sabah sabah gerçekleşen deprem sarsıntısı özellikle hala daha sosyal medyada gündemde değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Sadece revize edilen başlıklar söz konusu. Kandilli'ye göre 4.3, AFAD'a göre 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Esenköy-Çınarcık merkezli olduğu, 5.36 olduğu, büyüklüğün 4.3, derinliğin 6.9 kilometre olduğu ifade ediliyor. Zaten yüzeye yakın bir noktada 4.3 şeklinde bir deprem gerçekleştiği için doğal olarak da ister istemez daha fazla hissedildi. Ama temel mesele burada yani korkuyu ya da başka başlıkları ön plana çıkartmak değil. Deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Depreme yönelik önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bunun için de önümüzde aslında önemli bir fırsat var. Az önce nasıl yağış alan bölgelerde ki görüntüyü getirip dedik ki buna çözüm bulacak bir tane belediye başkan adayı bulabiliyor musunuz? Buna yanıt yoktu. Aynı şekilde deprem, kentselleşme, kentsel mimari çerçevesinde de biz bu işi çözeriz diyen bir belediye başkan adayı bulamıyorsunuz. Peki ne buluyorsunuz? Sadece ittifaklar üzerinden ortaya çıkmış bir takım isimler. İşte göreve geldiklerinde de muhtemelen ideolojik ya da mevcut siyasal konjonktürün getirdiği dalgalanmanın konuşulduğu isimler olmaktan öteye gidemeyecekler. Yine yaklaşan bir yerel seçim var. Depremde güvenliği sağlayacak belediye başkan adayı arıyoruz. Süper hücre yağışlarına çözüm getirecek belediye başkan adayları aramamız gerekirken aradığımız şeyler maalesef başka unsurlar oluyor yaklaşan yerel seçimler çerçevesinde. Şimdi şunu da ifade etmekte fayda var. Özellikle içinde bulunduğumuz endüstri çağında bütün bu işlere çözümler çok net bir şekilde ortaya konabilir. Bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Birçok yerde, yerel bölgelerde de yağışın getirdiği sıkıntıya rastlamak mümkün. İstanbul'da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle örneğin Sarıyer'de yol çöktü. İDO ve BUDO seferleri iptal oldu ve son 24 saatin İstanbul bilançosuna da gelin yine birlikte bakalım. Yurt yağışlı havanın etkisi altında İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış sürüyor. (Gülüyor)
Rumeli Kavağı'nda yağış nedeniyle yol çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı, yol trafiğe kapatıldı. Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İdo ve Budo seferleri iptal edildi. Yoğun sis ve yağış hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar Bursa ve Çorlu'ya yönlendirildi. Edirne'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Sel felaketinden sonra bölgede hasar tespit çalışmaları yapıldı. Edirneliler yaşananları anlattı. Sokaklardaki su gitmiş ama hala aracın içerisi dolu ve arabam içeride. Bugün bilmiyorum, akşama kadar çıkartabilir miyim? Sel felaketinden yıkıldı. Tabii 4,5-5 liralar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre Marmara ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede 2 ila 8 derece arasında düştü. Sezonun ilk yağışları onun için kritik ve sıkıntılı olabiliyor. Meteoroloji kurumumuz tarafından hazırlanan meteorolojik tahmin ve uyarıların vatandaşlar ve ilgili kurum kuruluşlar tarafından hep takip edilmesinde oldukça fayda var. Muğla'nın il merkezi ve Marmaris ilçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçelerinde taşkın tehlikesi konusunda vatandaş uyarıldı. İşte tablo bu şekilde. Marmara bölgesinde yaşanan depremin sıcak gündemdeki yerini korunuyor. Yurttaşların buna ilişkin mesajları hala da Twitter'da gündem. Tabii akıllar 99 yılında yaşadığımız o büyük Marmara depremini hatırlatıyor. Ama bugün aslında hatırlatması gereken mesele, biz bir deprem ülkesindeyiz. Bu depremle yaşamak ya da mücadele etmek mümkün. Sadece bunun yol ve yöntemleri konusunda bütün toplumun ve kamunun uzlaşı içinde net perspektifi ortaya koyması gerekiyor. Bence tartışılması gereken esas mesele bu. Yoksa sallayacak, yani deprem olacak. Uzmanların uyarıları bu konuda net. Yani şu yoruma katılmamak mümkün. 4.3'lük bir depremde bile bu kadar sallandıysak bunun daha ilerisi ne olur şeklinde bir korku da ortaya konulmaya çalışılıyor. Ama meselelere korkuyla değil, bilimsel boyutta yaklaşmakta fayda var. Derhal ve ivedi olarak bu çerçevede, madem bu sabahta böyle bir hareketlilik yaşadık ve güne erken başladık 4.3'lük depremin getirdiği sarsıntıyla, o zaman hazır yerel seçimler gündemi de madem yaklaştı, o zaman bu tabloyu ortaya koyalım. Herkes şapkasını önüne koysun. Siyasi iktidarlara, siyasi partilere baskı yapalım. Buna çözüm getirecek projelere uygun adayları derhal göreve getirsinler. Ve o açıdan rahat bir nefes alalım. Yoksa deprem olacak. Yani bu bilim adamları bunu hani yılını belki söyleyemiyor, gününü söyleyemiyor. Ama işte yok, burada enerji birikti, oradan döndü öbür tarafa. Bu bilimsel veriler elbette bilim dünyasında anlatılacaktır, tartışılacaktır. Ama sabahın ilk bilgisi, uzmanlar tarafından beklenen büyük Marmara depremine bir etkisinin olmayacağı şeklinde bir analiz ilk etapta ön plana çıktı. Ve bu açıdan da deyim yerindeyse rahat bir nefes aldırıldı. Ama rahat nefes alamayacağımız nokta şu: depremler olacak. Buna çözüm nasıl olacak? Temel mesele ve temel gündem bence Twitter'da ya da sosyal medyada bu olmalı. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde iktidarı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı, yerel yönetimleri, yerel yönetimlere aday olacaklara ilişkin baskının bu çerçevede oluşturulması gerekiyor. Çünkü siyasete işi bırakırsanız, işte içinden geçtiğimiz 20-30 yıllık sürece rağmen, yani Marmara depreminden sonra yaşadığımız sürece baktığımızda burada sorunun asıl kaynağını, nerede hata yaptığımızı net bir şekilde görmek mümkün. Ha, olumlu adımlar olmadı mı? Oldu. Özellikle kamu binalarındaki dönüşüm hızlı gerçekleşti. Birçok okulun yenilendiğini vesaire bunları gördük. Yani toplu insanların ya da çocuklarımızın, öğrencilerimizin ulaştığı birçok okulda bu çerçevede yenilemeler biraz hızlı aktı, ama 2006 ve 2007 yılları sonrası burada da bir durgunluk yaşandı. Bunun çevresel ya da kentsel dönüşüm merkezi haline dönüştürülmesinde çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bir de bunların üstüne üstlük yüksek dikey mimarileşme gerçekten özellikle büyük kentleri, başta İstanbul olmak üzere büyük kentleri çok yakından ilgilendiren mesele haline geldi. İvedi olarak soruna
çözüm bulacak sistemlerin geliştirilmesi için bence bugünü baskıya çevirelim, şansa çevirelim. Evet, 4.1, 4.3 işte iki ayrı rakam var. Bölge ya da merkezi konusunda da henüz tespit edilememiş ya da çok net bir şekilde açıklanmamış bir boyutu olsa da biz AFAD'ın açıkladığı rakamdan yola çıkarsak 4.1'lik depremde bu kadar sarsıldıysak bu kadar kişi sabahın erken saatlerinden beri ayaktaysa bunu bugün itibariyle yaklaşan yerel seçimler öncesinde de bir fırsata çevirmeli. Bilime ve bilimselliğe olan aşkıyla sadece sloganda aşkı kullanmayanlarla bunu hayata yaşama geçirenlerle de ya da geçirebilecek olanlarla yola devam edilmesini sağlamaya çalışalım. Bence temel sorun ve temel mesele burada ortaya çıkıyor. İstanbul'da trafik oranımıza yeniden göz atalım. %54'ler seviyesindeydi en son. %51'ler seviyesine geriledi. Nispi bir rahatlama söz konusu. Herhangi bir uyarı var mı yok mu diye haritamıza bir kaza ya da araç arızası bildirimi söz konusu mu diye baktığımda şu an için Anadolu yakasında bunu göremedim. Avrupa yakasında sanıyorum... Haramidere Ambarlı yönünde E5 karayolunda sağ şeritte trafik kazası hasarlı olduğu uyarısı var. Haramidere Ambarlı yönü sağ şerit trafik kazası hasarlı, bir şerit trafiğe kapalı ve buraya ekiplerin sevk edildiği ifade ediliyor. Bunu ifade edelim. Bir başka noktada araç arızası ya da kaza bildirimi söz konusu mu görünmüyor. %51'ler seviyesinde İstanbul'da trafik tablosu. Yoğun ve yağışlı bir İstanbul gününde devam ediyor. Bunu ifade edelim. Bir de denizlerimizdeki hava durumuna bakalım. Çünkü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz'in açıklarında, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor uyarısı vardı. Hava durumu Karadeniz'de çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğleden sonra 5 ila 7, akşam 4 ila 6, Doğu Karadeniz ve Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde dalga 1 ila 2 metre, batısı 3 ila 4, görüş iyi, yağış anında orta, fırtına ve kuvvetli yağış anındaysa zayıf şeklinde uyarısı söz konusu. Marmara Denizi çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam 4 ila 6 kuvvetinde dalga 2 ila 3 metre, görüş iyi, fırtına ve yağış anında zayıf. Ege bölgesi çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, öğleden sonra 6 ila 8, akşam 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğleden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey ve batısı 5 ila 7 kuvvetinde dalga 1,5 ila 2,5 metre, orta ve kuzeyi 4 ila 5, görüş iyi, fırtına da zayıf. Akdeniz çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar Batı Akdeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan gece Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan batısı Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7 kuvvetinde dalga 1 ila 2 metre, doğusu sabah 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta ve kuvvetli yağıştaysa zayıf. Van Gölü çok bulutlu, yağmurlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde dalga 0.25 ile 0.5 metre, görüş iyi, yağış anında orta şeklinde değerlendiriliyor. Meteorolojinin genel itibariyle yorumu ve yansıması bu çerçevede gözlemleniyor. Evet, başkent Ankara bağlantımız hazır mı? Bu arada arkadaşlarımıza döneyim bir kez daha. Evet, başkent Ankara'da Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydınlık Gazetesi yazarı Oktay Yıldırım Ankara stüdyomuzda haftanın analizi için karşımızda bulunuyor. Oktay Yıldırım, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz. Size ve başkent Ankara'daki arkadaşlarımıza iyi bir hafta sonu temenni ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Herkese iyi bir hafta sonu başlangıcı dileyelim. Biraz geç başladık. Hızla sözü size bırakayım ben de. Biraz geciktik. O yüzden seyircilerimizden de özür dileyelim. Hiç önemli değil. Biraz geç başladık. Sözü hemen size bırakayım. Gündeminizde neler var sizi dinliyoruz. Zamanım çok daraldı. Onun için hemen sözü size bırakayım. Evet, zaman daraldı. Hızlıca geçelim. Bu haftanın biraz yoğun gündemi ama
kısaltarak ve hızlıca geçeceğiz. Çin konsolosluğuna yapılan Pakistan'da bir saldırı var. Bu haftanın gündeminde önemli. Gazetelerin onu nasıl gördüğüyle başlayacağız. Şimdi ana gündem maddesi şu. Atlantik ve Avrasya bloku arasında bir çatışma var. Bu çatışma çeşitli alanlarda tezahür ediyor. Bazen Ukrayna savaş gemileri tarafından Kerç Limanı'nda, bazen Pakistan konsolosluğunda, bazen başka bir yerde, ama bir şekilde bunun yansıması bu bütün yaşananlar. Ve önemli olan bizim bu savaşın ne kadar farkında olduğumuz, buna nasıl baktığımız. Benim baktığım pencere o. Mesela bu hafta Pakistan'ın, Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'ne bir saldırı oldu. Saldırıyı kutluyorum. Yeni Şafak gazetesini, Yeni Şafak gazetesinin görme biçimi şu. Bakın, Çin-Pakistan ittifakını hedef alan bir saldırı olduğunu görüyor bunun Yeni Şafak gazetesi. Karar gazetesine bakıyorsunuz. Karar gazetesi daima elimizin altında, Amerika'nın sesinin sesi olarak. Karaçi konsolosluğuna yapılan saldırıda iki Müslüman birbirini öldürdü. Görme biçimi bu. Saldırıyı görme biçimi bu Karar gazetesinin. Karar gazetesinin birçok şeyi görme biçimi bambaşka. Bu haftanın ikinci önemli gündemi Ukrayna sahil güvenlik botlarının, savaş gemilerinin Kerç boğazına yönelerek yaptıkları provokasyon. Şimdi 2014 yılında bilindiği gibi Kırım bir referandumla Rusya'ya ilhak oldu, Rusya'ya bağlandı. O zamandan beri hem güç bakımından hem uluslararası hukuk düzeninde Kerç Boğazı Rusya'nın kontrolünde. Bu arada Azak Denizi'ne kıyısı olan Ukrayna'nın ticaret gemileri, turizm gemileri, Mariupol Limanı'na girip çıkan hiçbir gemisi durdurulmadı, engellenmedi. Ama şimdi tam da Ukrayna seçimlerine kısa bir zaman kala bir şey yaşandı orada. Bir anda Odessa Limanı'ndan savaş gemileri çıktı. İki tane küçük harp gemisi çıktı. Şeye doğru yöneldi, Kerç Boğazı'na doğru. Tabii ki Ruslar şeye el koydular, gemilere el koydular, zorla durdurdular. Ve dünyanın kucağına bir kriz bıraktılar. Aslında kriz falan da değil. Krize de dönüşmedi. Dönüşme potansiyeli de bence yok. Çünkü Ukrayna'nın kendi başına bunu yapamayacağı aşikar. Bunu Rusya'nın kışkırttığı, Amerika'nın kışkırttığı aşikar. Daha ilk başından itibaren. Fakat önemli olan bunu bizim basının nasıl gördüğü. Şimdi bakın, 27 Kasım olaydan bir gün sonra. Olaydan bir gün sonra. Karar gazetesi. Azak Denizi'nde Rus provokasyonu. Azak Denizi'nde Rus provokasyonu. Olayı görme biçimi bu. Yani orada Ukrayna'nın, Amerika'nın yaptığı hiçbir şey yok. Ruslar olayı provoke etti. Milliyet gazetesi. Aynı gün Milliyet gazetesinde bir röportaj var. Bu da İran'la ilgili. Şimdi sadece Ukrayna, sadece Rusya bazında bakmıyorum meseleye. 3-4 büyük devlet üzerinden bakıyorum. Rusya, Türkiye, İran, Çin, Suriye, yani Avrasya'da Atlantik blokuna karşı birlik oluşturan ülkelerle ilgili genel bir tutum var. Onları daima kötüleyen, daima olumsuz yerden bakan genel bir tutum var. Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesindeki İran röportajı, bunu kenara bırakıyorum. Gelelim ertesi güne. Ertesi gün. Bir gün sonra. 28'i. 28 Kasım. 28 Kasım. Hem suçlu hem güçlü. Yine Karar gazetesi. Rusya'yı kastediyor. Hem suçlu hem güçlü. Peki 28 Kasım'da biz
Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğuperinçek ne yapmış? Bir basın toplantısı yaparak Amerika ile Ukrayna arasında 16 Kasım'da imzalanan bir gizli anlaşmayı resmi belgelerle, ki bu gizli anlaşma 27'sinde gizliliğini yitiriyor, bunu Amerikalılar kendi Dışişleri Bakanlığı sitesine koyuyorlar. Bir gizli anlaşmayı basın toplantısıyla ilk kez Türkiye'de bütün basına dağıtıyoruz. Yani o Azak Denizi'nde Rus provokasyonu dediğimiz bakış açısı, hepsinin normalde tarihe gömülmesi lazım. Şu kadarcık vicdanı olan, şu kadarcık ayaklarını bu topraklara basan herkesin gözlerini açıp, aa bu iş Rus provokasyonu değilmiş. Bu işin arkasında gizli bir Amerikan anlaşması varmış. 16'sında Amerikalılar anlaşma yapmışlar Ukrayna devletiyle. 27'sinde de 26'sında da 10 gün sonra Ukrayna gemileri Kerç Boğazı'na yönelmiş. Bu çıkıyor ortaya ve anlaşmanın asıl önemli maddesi, bu provokasyonun ana hedefi Türk Akımı projesi. Peki bu Türkiye'de Aydınlık dışında herhangi bir gazetede yer buluyor mu? Hayır. Şimdi sorun sadece Karar Gazetesi'nin Amerikancı tutumu değil. Sorun aynı zamanda bizim medyanın kendi kendine yüklendiği bir Amerikancı sansür tavrı. Bizim medya artık Amerika'dan korktuğundan mı, başka bir nedenden mi, bunu anlamak mümkün değil. Birkaç Sputnik, Oda TV, birkaç internet haber sitesi dışında yazılı basından bu devasa olayı gören bir tane gazete yok. Yani mesela bakıyorum şeyde Ertuğrul Özkök'ün bir röportajı var mesela, 2 gün sürüyor. Kocaman bak sayfa sayfa vermişler. Kore röportajı. Kore müthiş bir Güney Kore güzellemesi yapıyor. Yani ben olayın psikolojik etki boyutuna bakıyorum. Samsung'un başarı öyküsünü şu Ayla filmindeki Süleyman Özsubay karakteri üzerinden övüyor. Ve işte Güney Kore'ye savaşa gittiğimiz, Kore Savaşı'na gittiğimiz günleri hatırlatıyor. Aynı şekilde Milliyet Gazetesi'ne bakıyorum. Bir İran röportajı var. İran'da neler oluyor, neler bitiyor? Efendim İran 35 kuruşa benzin satılan bir yer. Ama bizim İran'la anlaşma yaptığımızda artık 7 liraya benzin almaktan kurtulacağımız haberde yer almıyor. Şu kadarcık sonunda kibrit kutusundan daha küçük İran'da okul kitaplarında Atatürk'ün anlatıldığı var. Okul kitaplarında Atatürk anlatılıyormuş. Şu kadarcık. Ama yukarıda İran'da başörtüsünün nasıl polis tarafından denetlendiği, ambargonun halkı nasıl işte şey yaptığı, mollaların halkı nasıl inim inim inlettiği. Bütün bunlar doğru olabilir. Bütün bunlar İran'ın iç sorunları olarak doğru olabilir. Ama problem şu. Burada bir olumsuz İran algısı yaratılıyor. Halbuki burada haber başka. Burada haber şu. 35 kuruşa benzin satılıyor İran'da. Ve biz İran'la müttefik olamadığımız için benzini 7 liraya dolduruyoruz arabalarımıza. Burada haber şu. İran'da ders kitaplarında Atatürk okutuluyor. İran'da Türk oyuncular, Türk sinema oyuncuları en az Türkiye'deki kadar meşhur. Neden? Çünkü İran'da 35 milyon Türk var. Burada haber bu ama röportaj başka. Yani burada bir Avrasya bloku kötülemesi var. Aynı şey Cumhuriyet Gazetesi 28 Kasım. NATO'dan sert rapor. Aman efendim NATO bize sizde insan hakları ihlalleri var diye Birleşmiş Milletler Freedom House'un raporu üzerinden eleştirmiş, uyarmış bizi. Kocaman. Peki ertesi gün Amerika ile Ukrayna arasında Türk akımını hedef alan anlaşmaya ilişkin, o şeydeki Kerç Boğazı'ndaki provokasyona ilişkin bir satır haber var mı burada? Yok. Yok. Burada şunu görmemiz lazım artık bizim. Herkesin bir aklını başına toplayıp şunu görmesi lazım. Dünyada bir şey oluyor. Dünyada bir şey oluyor ve biz onun dışında kalamıyoruz. Hiç kimse kalamaz onun dışında. Bizim basınımız
istediği kadar ayaklarını yere vura vura Atlantik propagandası yapsın. İstediği kadar yapsın. Bakın Aydınlık dışında Türk akıma tehdit diye manşetine taşımış Aydınlık. Bunu gören kimse yok. Bunlar çok mu önemli? Yani bu gazeteler çok mu önemli bunlar? Bunlar elbette şu bakımdan önemli. Bunlar Türk kamuoyunu yaratmak bakımından etkileri olan basın organları. Ve bunlar açıkça, ben bunların bilinçsiz yapılacağını zannetmiyorum çünkü. Tam Ukrayna'da bir şey oluyor. Ukrayna ile Rusya arasında bir gerginlik yaşanıyor. İşte İran'a ambargolar söz konusu. Tam bu dönemde işte yazı dizileri İran'ın ne kadar kötü bir ülke olduğu, orada bir Arap düşmanlığı, bir Fars düşmanlığı, arkasından şeyle ilgili, Rusya ile ilgili, Ukrayna ile ilgili yanlı yaklaşımlar. Bütün bunların ben art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bir de daha önemlisi, biz bunları arıyoruz. Bu gazetelerin yöneticilerini arıyoruz. O televizyonların sunucularını arıyoruz. Diyoruz ki bak, böyle böyle bir anlaşma yapılmış Amerika ile Ukrayna arasında. Biz bunun belgesini açıklayacağız. Basın toplantısı yaptık. İşte size sonuçlarını gönderiyoruz. Tabii ki biz bunu gündemimize alacağız. Bunu hemen dikkate alacağız. Hiç merak etmeyin diyorlar bize. Ertesi gün gazetelerine bakıyorsunuz. Bir tek satır buna yer vermiyorlar. Bu haftanın ne yazık ki bence önemli meselelerinden bir tanesi bizim basının kendi kendine uyguladığı, Ukrayna konusunda uyguladığı bu otosansürdür. Ama ben söyleyeyim, gerçekten orada bir şey olmayacak. İnanın olmayacak. Yani bilançosunu çıkaralım bakın bütün bu olayların. Yazacağım bu hafta. Üç temel olay mesela Kaşıkçı olayı. Kaşıkçı olayı cinayet değil mi? Basın üstünde tepindi. Aslında bu olay Amerika'dan, CIA'den bağımsız yapılabilir miydi? Yapılamazdı. Ne çıktı sonuçta ortaya? CIA bile kendi kuklası prensi satmak zorunda kaldı. PKK ile ilişkilerine bakın Amerika'nın, yine itibar kaybetti. O üç elebaşı hakkında ödül koydu başına. Kimi inandırabildi? Herkes dalgasını geçti. Kimseyi inandıramadı. Al Kırım meselesi. Kırım meselesinde de durum değişmedi. Geldiler, Ruslar gemilere zorla el koydu. Amerikalılar bölgeye gemi gönderiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz dedi. Gönderdikleri gemi Romanya limanına canını zor attı. Amerikan gemisi. Yani bundan sonra şunu görelim. Bundan sonra Amerika'nın burada öttüreceği bir düdük yok artık. Ve Almanya'nın kuzey akımı, Türkiye'nin Türk akımı projelerini engellemek için Karadeniz'den Avrupa'ya Asya gazının akışını engellemek için yaptığı provokasyonların da bir sonucu olmayacak. Basınımız da bunu görsün artık. Buna bel bağlamış olanlar varsa onlar da bunu görsün. Bu haftanın bir diğer önemli olayı, bir helikopterimiz düştü. 4 kahraman silah arkadaşımız kendi hayatlarını feda ederek, orada hiç kimsenin canına zarar gelmesin diye kendi hayatlarını feda ederek helikopteri bir oradaki küçücük bir boşluk alana çok sert bir şekilde indirdiler. Ruhları şad olsun. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Ben onu da bu pazar günü okurlarımıza yazacağız. Ben o helikopterleri tanırım. O pilotları da tanıyorum ben. Bakmayın onların isimleri değişir. Ama o haki tulumun içindeki adamlar hep aynı adamlardır. Hepsi aynı adamlardır onların. Aynı fedakar, aynı cesur. Uçurum kenarlarındaki kayalara tek skitlerini koyup askerin erzakını, telsiz bataryasını, cephanesini taşıyan adamlardır. Gözlerini kırpmadan dere yataklarına dalan adamlardır. Sonra UH-1 helikopterlerinin envanterde hala bulunması meselesi var. Bunu da anlamak mümkün değildir. Artık ömürlerini doldurmuş, artık uçuş güvenliklerini yitirmiş bir helikopter modelidir. Mutlaka bir an önce envanterden kaldırılması ve yerine daha modern helikopterlerin konulması gerekir. Bu haftanın bir diğer önemli konusu da Ergenekon duruşmasıdır. Ergenekon duruşması bugün İstanbul'da görülmeye başlandı. Büyük ihtimalle savcı bugün mütalaasını açıklayacak. Bu tuhaf bir hafta oldu. Tuhaf bir 15 gün oldu. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz
Ergenekon tertibinin yargı ayağını yürüten hakimler, bizleri o cezaevlerinde yargılayan hakimlerin duruşmaları vardı. İnsanlar geldiler ve 7 yıl boyunca orada gördükleri, şikayetçi oldukları hukuksuzlukları anlattılar. Bugün tuhaf bir şekilde onların yürüttüğü yargılamada sanık olan bizlerin artık son olmasını umut ettiğimiz duruşması yapılıyor. Artık gidecek yeri kalmamıştır bu davanın da, bu tertibin de. Buna dava demeye de bin şahit ister. Bu Yargıtay kararıyla da mahkum edilmiştir. Dolayısıyla buradan da bir an önce bütün Türk milletinin vicdanını ferahlatacak, içini rahatlatacak bir haber çıkmasını, bir karar çıkmasını bekliyoruz. Kamuoyu vicdanı bekliyor bunu, sadece biz değil. Çünkü ne kadar zaman oldu, 11 sene oldu, yılan hikayesine döndü. Bu işin artık bitmesi gerek. Ha, bir şey unutmayalım. Şimdi az önce işte Avrasya'ya saldırılar dedim. İşte İran'a saldırı, Rusya'ya saldırı. İşte aynı şey Euronews mesela. Euronews ile karar arasında hiçbir fark göremiyorsunuz. O da işte Uygur Türklerinin evine din istihbaratı için falan filan. Saçma sapan. Çin Uygur Türklerinin evine ajan koyuyormuş. Din istihbaratı için. Neyin istihbaratını alacaksın? Adam Müslüman işte. Camisine de gidiyor. Bildirildi. İddia edildi. İleri sürüldü cümleleriyle biten provokasyon haberleri bu haftanın benim algımdaki seçiciliği oluşturan kısmı buydu. Yani dünyaya böyle baktım. Avrasya ve Atlantik penceresinden bu iki blok arasındaki çatışmayı kim nasıl gördü diye baktım. Karar Gazetesi bu konudaki şampiyonluğu yine kimseye bırakmadı. Ertuğrul Özkök her zaman olduğu gibi muazzam bir Amerikan reklamı, Kore reklamı yaptı. Milliyet Gazetesi İran konusundaki gerçekten gazeteciliğin çok uzağındaki röportajıyla alkışımızı almayı hak etti. Evet. Ne güzel, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Oktay Yıldırım. Çok çok teşekkürler size ve arkadaşlarımıza. İyi bir hafta sonu diyoruz başkent Ankara'da. Evet, Sayın Oktay Yıldırım'ın bıraktığı yerden, Amerika'nın artık hiçbir yerde inandırıcılığı kalmadığı meselesinden devam edelim. Güneri Civoğlu'nun Milliyet'teki yazısının satırlarında. ABD hayalet taşlıyor diyor Güneri Civoğlu Milliyet'te. Ülkelerin kaderi bulundukları coğrafyadır diyor Civoğlu. Türkiye işte bu gerçeğin sancılarını yaşamakta. Kumun, petrol ve kanla yoğrulduğu Orta Doğu dünyanın nabzı gibi. İşte son kanıt diyor. ABD Başkanı Trump gazetecilere Suudi Arabistan'a ben razı ettiğim için petrol fiyatları bu seviyede. Suudi Arabistan'a yaptırım olursa petrol 150 dolara fırlar dedi. Petrolün varili 150 dolar olursa sadece ABD değil dünya ekonomisi yıldırım çarpmışa döner. Ekonomiler domino taşları gibi ard arda yıkılır. Sadece bu senaryo bile Orta Doğu sahnesinin nasıl netameli olduğunu ortaya koymakta. Ki diyor bunun gibi daha başka mayınlar da döşeli belalı coğrafya Orta Doğu'da diyor. Türkiye'nin parçalarına hatta bazen yüzüne bu belalı coğrafyanın balçıkları sıçramakta. Bakın diyor, Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar uzanan güney sınırımızda bir Kürt devleti oluşturulmakta. Omurgası PKK olan bu oluşumun senaryo yazarı, finansörü, koruyucusu ABD. Yani diyor 68 yıldır Türkiye'nin stratejik müttefiki olan süper büyük. ABD kendisiyle aynı önemde gördüğü İsrail'i İran'a karşı korumak için bir dalga kıran inşası peşinde. Ama diyor bunu açıkça söylemiyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in söylemiyle hayalet taşlıyor. Suriye'deki PYD güçlerini dişine tırnağına kadar silahla donatmasını DAEŞ'e karşı savaştıkları gerekçesine dayandırıyor. Oysa DAEŞ adeta buharlaştı diyor. 5-10 gezegen silahlı ama zayıf gruptan ibaret diye de ekliyor. Buna karşılık diyor Rusya ile Türkiye ortak yararlarını çoğaltmakta ve yakınlaşmakta. Türkiye'de yapılan kamuoyu araştırmaları da bu yeni konumlarla paralel gelişmeleri işaretliyor. Türkiye insanının çoğunluğu ABD'yi düşman, Rusya'yı dostu görmekte.
Ve bu kez de kuzeydeki son gelişmelerle Türkiye'nin önüne gelmekte olan zorlu bir sorun daha. Ukrayna ile Rusya sıcak çatışmanın kırmızı çizgilerine yakın. Rusya bölgeye S-400 savunma füzeleri göndermekte. Savaş gemileri zaten orada olduğu için çömlek patladı. Son soru, Türkiye hangi tavrı alacak diye ekliyor Güneri Civaoğlu. Belki de kritik vurguyu en sona saklıyor bu sözleriyle. Evet, son yazımızda ekonomiye ilişkin olarak da Yalçın Bayar Hürriyet'te bu GrowTech fuarını köşesine alan birkaç tane yazar vardı ama benim dikkatimi Yalçın Bayar'ın yazısı çekti. Çünkü şunu net bir şekilde biliyoruz, işte varlığa dayalı bir modelle yeniden bir finansman yaratma peşinde, ancak iktidar kanadının bu hamlesi özellikle inşaat sektörüne yönelik olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede de sert eleştirileri, özellikle üretim kesiminden sert eleştirilerin hedefinde. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz, üreten Türkiye modeli, üretim artık vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Hele hele başta tarım, hayvancılık ve gıda sektörüne yönelik olarak bu tip hamleleri, bu tip modellemeleri, bu tip stratejik bakış açılarını ortaya koyabilirsek en hızlı sonuç alacağımız ve hızlıca da belki kendimizi toparlayacağımız, bu ekonomik girdabın en azından bir tarafından iple tutunup çıkma şansı yakalayacağımız alanlardan biri, ona örnek olsun diye de anlatmaya çalışacağız. Yalçın Bayar, yılların muz ithalatçısı Türkiye üretimde rekor kırıyor, en ucuzu muz diyor. GrowTech Tarım Fuarı, tarım ürünleri fiyatlarının yüksekliğinin çok konuşulduğu bir süreçte açıldı. Fuarda yeni tarım teknolojileri, yeni ürünler, yeni çeşitler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 500'ün üzerinde firmanın katıldığı fuar sadece Türk değil, özellikle Orta Doğu bölgesinden gelen yoğun ziyaretçilerin de ilgisiyle karşılaştı. Fuarı cumartesi akşamına kadar 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. GrowTech fuarında doku kültürüyle fidan üretimi ileri bir noktaya gitmiş. Son dönemde en fazla tercih edilen ürünlerin başında muz geliyor diye ekliyor yazısına. Türkiye 2-3 yıl içinde ithalata gerek kalmayacağını belirtiyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Naci Onuz, Anamur, Bozyazı ve Alanya'da alternatif olarak Manavgat'ta muz üretimi süratle yaygınlaşıyor. Ayrıca Antalya'nın batısında, Fethiye ve doğusundaki Silifke'nin Hatay'a uzanan bölgesinde muz üretimiyle tanışmaya başladı. Gerek açık alanda gerekse seralarda hızla üretim alanları artıyor ve ülkemizin tüketim ihtiyacı tamamen karşılanıyor. Muzun ihraç edilme şansı yok, çünkü çok büyük üretim alanlarına sahip olan Latin Amerika ülkeleriyle ve Kanarya Adaları'yla rekabet edebilme şansımız yok. Muz tüketimi son derece düşük. Peki bu noktaya nasıl gelindi diyor. Antalya'da Ziraat Fakültesi'nin kurulmasından sonra tropik kadar sıcak değil meyve yetiştiriciliğine ilave olarak son zamanlarda tropik meyvelere de mango, ejder meyvesi, papaya, avokado bir yönelim başlamış durumda. Muz önde gidiyor, ancak Türkiye'de kişi başına muz tüketimi Avrupa'yla kıyaslandığı zaman son derece düşük kalıyor. Yerli üreticiyi korumak amacıyla devlet muz ithalatında yüksek oranda %147 vergi alıyor. Pek çok yerde muz üretiminin karlı olmasından dolayı çiftçilerin muz üretimine kaydığını ve muz seralarının kurulmaya başladığına dikkat çekiliyor. GrowTech fuarında tarım makineleri, bitki beslenme, sarıcılık ekipmanları, sulama sistemleri, fide ve tohum gibi pek çok alanda faaliyet gösteren firmalar, üreticilerin ve sektör paydaşlarının fazlasıyla dikkatini çekiyor. Yılların tohumcusu Doktor Hasan Ünal, eşi Profesör Doktor Narin Ünal ve oğlu Ozan Ünal kurdukları doku kültürü laboratuvarıyla birçok ilki gerçekleştirmişler. Yıllık 10 milyon bitki üretme kapasitesine sahip laboratuvarlarda Türkiye'nin ithal ettiği pek çok üründe ithalatın önüne geçildiği gibi bazı ürünlerde de ihracata başlamışlar. Türkiye'nin muz fidanı ihtiyacının neredeyse tümünü doku kültürüyle ürettikleri üstün nitelikli muz fidanlarıyla karşılama noktasına gelmişler. Muza ilave olarak insan sağlığı bakımından da önemli olan avokadoda da aynı yöntemle fidan üreterek Türkiye'de bu ürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyorlar. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kenan Turgut, Profesör Doktor Naci Onuz ve Profesör Doktor Mustafa Karhan Ar-Ge çalışmalarına bilimsel katkı sağlıyorlar. İşte bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar da öznel bilimsellik var, kriter var. Gerekli koşullarda kamu denetimince sağlandığı takdirde işte bu tip sonuçlar karşımıza çıkıyor. Bunu da ifade edelim.
Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımızla vedamızı gerçekleştiriyoruz. Jimmy Şip ve kamerada Caner Karaman vardı. Gizem Pınar Polat, Gizem Yakar rejide bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımız Sibel Can Korkmaz'la birlikte hazırladık ve Esra Babacan yönetti. Bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.